Günaydın TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün 25 Ekim Cuma, saatlerimiz hediye gösteriyor. Ben Cansu Canan, Hayata Dair ile birlikteyiz. Efendim önceki gün yüreklerimiz dağlandı. Eli kanlı teröristler yine haince ve ahlaksızca saldırdı. Sivilleri hedef aldı. Bu fotoğrafa iyi bakın. Bu fotoğrafta biri mühendis, ikisi teknisyen, biri güvenlik görevlisi ve biri taksi şoförü. Unutmayın bu yüzleri. Bir de bunları şehit eden eli kanlı teröristleri. Hayata Dair'e başlıyoruz. Efendim Türkiye şehitlerini son yolculuğunu uğurladı. Benim oğlum gitti, ben oğluma bir tokat vurmadım. Ne yapacağını, hangi dala tutunacağını şaşırdı acılı baba. İşe gönderdi evladı Hasan Hüseyin Canbaz'ın şehit olduğu haberiyle sarsıldı. Naaşını son yolculuğuna uğurlarken kelimeler boğazında düğüm düğümdü. Ben oğluma bir el kaldıramadım, ben bu çakallar nasıl yaptı bunu? Nasıl kıydı bu çakallar? Allah'ım sabır ver bana. TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı 5 kişiyi yaşamdan kopardı. Geride yarım kalmış hayaller ve asla unutulmayacak anılar kaldı. 3 yıldır teknisyenide yavrum. 2 yıldır evliydi. Şehit Hasan Hüseyin Canbaz, Cengiz Coşkun ile Atakan Şahin Erdoğan Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı. Teknisyen Canbaz ve kalite kontrol görevlisi Coşkun için Karşıyaka Mezarlığı'nda, güvenlik görevlisi Erdoğan içinse Sincan'da cenaze töreni düzenlendi. Şehit Cengiz Coşkun evli ve bir çocuk babasıydı. Aslen Sivaslı olan Coşkun uzun süredir ailesiyle beraber Ankara'da yaşıyordu. Şehidimiz için duaya, oyun hazır olan imama, her kişi niyetine. Atakan Şahin Erdoğan 42 yaşındaydı. İki kız evladı vardı. O iki kız çocuğundan biri en zor görevi üstlendi. Doğum gününde babasına veda etti. Ailesinin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı. Cenaze töreni Sincan ilçesinde düzenlendi. Cimşit Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Naaşı Cimşit Mezarlığı'na defnedildi. Canbaz ve Coşkun'un cenaze törenlerinde de tıpkı Erdoğan'ın cenazesindeki gibi gözyaşları sel oldu. Dualar edildi, helallik alındı. Onlar da inşallah bizlere haklarını helal etsinler. Ardından iki şehit de al bayrağı sarılı tabutlarıyla omuzlarda son yolculuğuna uğurlandı. Beş can, beş ayrı hikaye. Hiç şüphesiz hepsinden geriye kalan onlarca anı var. Terör saldırısında şehit düşen Zahide Güçlü Ekici. Efendim hikayesiyle yüreklerimizi dağladı. Senelerdir oturduğu apartmanın kapısına koyulan bir çift botuyla veda edildi şehit Zahide Güçlü Ekici'ye. 37 yaşındaydı. Bir kız evladı vardı. Acısı Türkiye'nin kalbine oturdu. Terör illeti onu 14. evlilik yıl dönümünde hayattan kopardı. İş yeri olan TUSAŞ'a gelen çiçeği almak için nizamiyeye gittiği sırada yaşandı saldırı. O detay milyonların yüreğini yaktı. Gökbey projesinde aktif rol almış, başarılı bir mühendis ve çok sevilen bir anneydi o. 8 yaşındaki kızının kanser olduğunu öğrenmiş, atlatması için de her şeyi yapmıştı. Üstelik başarmıştı da. Saldırıdan bir gün önce ablasının doğum günüydü. Onu akşamdan kutlamış, yarın evlilik yıl dönümümüz kutlayamayız diyerek pastasını da kesmişti. Şehit Zahide'ye en zor vedaydı ablasının vedası belki de. Diğer erkek kardeşler arasında tek kız kardeşti, yeğenlerinin tek teyzesi. 14. evlilik yıl dönümünde TUSAŞ'a gelen çiçeğin veda çiçeği olduğunu bilmeden ayrıldı aramızdan baş mühendis Zahide Güçlü Ekici. Al bayrağı sarılı tabutuna onlarca kişi omuz verdi. Acısını ise 86 milyon sırtladı. Hain saldırının ilk şehidi oydu. Müşteri gibi taksisine bindiler ve teröristler onu sırtından vurdu, şehit etti. Taksi şoförü Murat Arslan da
sonsuzluğa uğurlandı. Allahu Ekber. TUSAŞ şehidi taksici sonsuzluğa uğurlandı. Cenazede acı ve gözyaşı vardı. Ankara'da TUSAŞ'a saldıran biri kadın, iki terörist önce müşteri gibi taksi durağına gitti. Duraktakiler o hainlerden şüphelenmedi. Baba ol çalışın, üç arabayız durakta. İşte olayın cereyan ettiğinde ben müşterideydim. Benim çocuklarım ikisi duraktaydı. 45 yaşındaki Murat Arslan duraktaydı. O iki haini bilmeden aracını aldı. Üç çocuk babası Murat Arslan, hain terör saldırısının ilk şehidi oldu. Teröristler saldırıdan dakikalar önce onu sırtından vurarak şehit etti. Sonra da aracın bagajına koydular. Müşteri gelmiş o hain bayan. Ne olur bildiğimiz yok. Baba Mahmut Arslan olayı anlatmaya çalışırken kelimeler boğazına düğümlendi. TUSAŞ saldırısında şehit olan oğlu için gözyaşı döktü. Çok iyi insanlardı tanıdığımız kadarıyla. Kimseyle bir husumetleri yoktu, hiçbir problemleri yoktu. Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın evi bayraklarla donatıldı. Üç tane çocuk var arkada kalan. Yani ateş düştü yeri yakıyor. Ateş düştü yeri yakıyor. Yani öbür hainler kimse yok. Onlar geberdi gitti. Şehit taksicinin cenazesi hastaneden askeri törenle alındı. Dualarla şehitlikte sonsuzluğa uğurlandı. Allahu Ekber. Efendim, hayata dair de bugün bedeli ödenecek diyoruz etiketi olarak. Yüreğimiz yandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum tekrar. Yaralı vatandaşlarımız da var, yaralılar da var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Ve devam ediyorum, gazete manşetlerine bakacağım. Türk Gün, Yeni Şafak ve Dünya'da Türk Gün'de bedelini ödeyecekler diyor. Yeni Şafak'ta hep TUSAŞ'ta çalışmak istiyordu diye şehidimizin hikayesine yer vermiş ve piyasa enflasyon hedeflerine inanmıyor başlığıyla da Dünya Gazetesi'nde manşet var. Türk Gün Gazetesi'nin haberin detaylarına bakmak istiyorum şimdi de. Türk Gün'deki detaylar şu şekilde efendim. Şehitlerimizi dualarla uğurladık. Hain saldırıda şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin Erdoğan ve Murat Arslan memleketlerinde toprağa verildi. Şehitlerin aileleri güçlükte ayakta durdu. Efendim hepimiz perişanız aslında. Çok üzgünüz ama teröre ve bu zihniyete, terörden beslenen zihniyete de malzeme vermek istemiyoruz. Onları sevindirmek istemiyoruz. O yüzden dimdik ayaktayız, ayakta durmaya devam ediyoruz. Bedelini ödeyecekler diyoruz. Ve devam edelim. Yeni Şafak gazetesinin manşetine bakalım. Hep TUSAŞ'ta çalışmak istiyordu. Terör örgütü PKK'nın şehit ettiği TUSAŞ çalışanlarından biri, 37 yaşındaki makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici'ydi. Gökbey helikopterinin imalatında görev alan Ekici, eşinin gönderdiği çiçeği almak için saldırının olduğu sıralarda aşağıya güvenlik noktasına iniyor ve Nizamiye'de teröristlerin hedefi oluyor. Ekici hep Türkiye'nin savunma sanayine katkı vermek istemiş. Bu nedenle TUSAŞ'tan iş teklifi aldığında da çok mutlu olmuştu. Ve burada kardeşim yaptığı iyiliklerle biliniyordu diyor abisi. Özellikle kanser hastası çocuklara elini uzatıyordu. Ki kendi bebeği, evladı da kanseri henüz atlatmış. Ve diyor ki kanser hastası çocuklara elini uzatıyordu. Beş kardeşiz, üçümüz erkek. Şehitlik bize nasip olmadı, ona oldu, ona da çok yakıştı diye ifade etmiş abi. Yeni Şafak gazetesinden bir başka haberle devam edeceğiz. 47 hedef imha edildi. Bedelini ödeyecekler efendim. Gece baskını, Türk Silahlı Kuvvetleri TUSAŞ'ı hedef alan terör saldırısının hemen ardından Irak ve Suriye'de önceden belirlenen hedefleri vurdu. Akşamın geç saatlerinde başlayıp sabaha kadar sürdü operasyon. Mağara, sığınak gibi 47 hedef imha edildi. İkisi üst düzey 59 teröriste etkisiz hale getirildi. MİT de SİHA'larla örgüte ait petrol, gaz tesisleri, altyapı binaları, lojistik ve mühimmat depolarını vurdu. Bilgileri var haberin detaylarında. Efendim peki terör neden TUSAŞ'ı hedef aldı? TUSAŞ'ın savunma sanayideki önemine
Haberimizde ayrıntıları sizler için derledik. Türk savunma ve havacılık sanayisinin lider şirketlerinden TUSAŞ, Ankara'da terör saldırısının hedefi oldu. Kahraman Kazan yerleşkesine düzenlenen saldırıda 5 kişi şehit olurken 22 kişi de yaralandı. Peki terör örgütü neden TUSAŞ'ı hedef aldı? TUSAŞ 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu yerli hava araçlarının ve savunma sistemlerinin geliştirilmesinde kritik rol oynadı. Askeri ve sivil havacılık projelerinde önemli görevler üstlenerek yerli uçak, insansız hava uçakları, helikopter, uydu ve diğer savunma teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Şirketin koordinasyonunda üretilen Atak helikopteri, T-70 helikopterler, Anka ve Aksungur insansız hava araçları gibi hava platformları terörle mücadelede güvenlik güçlerine hizmet veriyor. Hürkuş temel eğitim uçağı, Hürjet eğitim ve hafif taarruz uçağı, Gökbey genel maksat helikopteri gibi ürünleri ve insansız hava uçağı Anka 3'ün testleri de yoğun şekilde sürüyor. Şirketin en önemli projelerinden biri de yapım süreci devam eden Milli Muharip Uçak Kaan. Ülkenin havacılık tarihi açısından önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. Kaan projesi sayesinde Türkiye, savaş uçağı tasarımı ve üretimi konusunda dünyanın sayılı ülkeler arasına girme yolunda önemli bir adım atıyor. Kaan, Türkiye'yi dünyada 5. nesil uçak üretebilen az sayıda ülke arasına sokacak. Proje, Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlığını güçlendirerek dışa bağımlılığı azaltacak. Kaan'ın 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor. Efendim, hedef alınan TUSAŞ hainlere meydan okudu. Hainlere inat, daha fazla çalışacağız. Hainlere inat, daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Saldırı sonrası oluşan sessizliği bu isyan yırttı. Gözlerinde korku değil, hırs vardı. Türk havacılık ve uzay sanayine yönelik terör eylemi sonrası tahliye edilen bir mühendisin bu sözleri, Türkiye'nin kararlılığının yansıması gibiydi. Öyle ki, kendi gitti, sesi ardından yankılanmaya devam etti. Saldırının ertesi günü TUSAŞ'ta matem değil, gövde gösterisi vardı. 5 şehidin acısını yüreklerine gömen çalışanlar, faaliyetlerine kesintisiz devam etti. Türk mühendislerin ürettiği Hürkuş ve Hürjet uçaklarıyla Gökbey ve Atak helikopterleri birbiri ardına havalandı. Savunma sanayinin lokomotifi birlik ve beraberlik görüntüsü verdi. Hainlere inat, daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Milli Muharip Uçak Kağan'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasının ardından piste dökülen çalışanlar, Türkiye'nin yerli savunma hamlesine ne kadar yürekten bağlı olduğunun simgesi oldu. Gece gündüz ter döken çalışanların emeğiyle dışa bağımlılık %20'lere kadar indi. Bu adımın öncülerinden olan TUSAŞ, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu ve üretimi konusunda Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna geldi. Bugün de havacılık ve uzay sanayinde küresel ilk 100 oyuncu arasında yer alıyor. Türk savunma sanayi 3500'den fazla firmayla 90 binden fazla çalışana istihdam sağlıyor. Bünyesinde 15 binden fazla çalışan bulunan TUSAŞ, bu yıl savunma ve havacılık kategorisinde en çok ihracat yapan şirket oldu. Temel eğitim uçağı Hürkuş, jet eğitim uçağı Hürjet, Göktürk uyduları, Anka insansız hava aracı, hepsinin altında TUSAŞ'ın imzası var. Şirketin medar iftarı ise yapım süreci devam eden Milli Muharip Uçak Kaan. 21 Şubat 2024'te ilk uçuşunu gerçekleştiren Kaan'ın 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor. Efendim, gazeteleri okuyacağım, gazetelerle devam edeceğim. Şehitlerimizin fotoğrafına yer vermiş Posta Gazetesi ve aynen şöyle diyor: hainlere inat, iş başındayız.
Posta gazetesinde TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından tesise dönen bir mühendisin söylediği "hainlere inat, daha fazla çalışıp daha fazla üreteceğiz" sözü Türk halkının dilinde. TUSAŞ tesisleri dün normal mesaisine devam etti. Hürkuş ve Hürjet uçaklarından Gökbey ve Atak helikopterlerine kadar yerli ve milli sistemler birbiri ardına havalanarak mesajlarını gök vatandan verdi. Detayına yer verilmiş o fotoğraf karesiyle birlikte hemen böyle göstermek istiyorum size de. Haberin detaylarını bu şekilde fotoğraflarla zenginleştirmiş Posta Gazetesi. Türk Gün Gazetesi'ne bakalım. Türk Gün Gazetesi'nde "bedelini ödeyecekler" çıkışı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kararlılığımız perçinlendi" mesajıyla birlikte. Bu saldırı terörle mücadelede, hatta buraya da not almıştım. Terörle mücadelede Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmine ve kararlılığını daha da perçinlemiştir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve "bedelini ödeyecekler" başlığıyla birlikte. "İntikamını alacağız" başlığı altında da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarına yer vermiş. "Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir. Hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz." Ve diyor ki "evlatlarımızın intikamını alacağız. Bu tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Son terörist bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz" diyor Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da terör saldırısına ilişkin "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu tarihi çağrı emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı ki, kimyasını öyle bir bozdu ki, Orta Doğu'daki kiralık katillerine TUSAŞ'ın kahraman kazan yerleşkesine saldırı emri verdiler" diyor. Semih Yalçın'ın açıklamaları da bu yönde Türk Gün Gazetesi'nde. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ni göstermek istiyorum. "Belirsizlik ve soru çok" diyor Cumhuriyet Gazetesi de. Şöyle sıralamış: şehit cenazesinden gerçekten yüreklerimizi dağlayan, yürek yakan fotoğraflarla haberin detayında yer vermiş. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı detayıyla birlikte. O cenazeden bir fotoğraf karesi var efendim. Ve bazı sorular sormuş belirsizliklere dair. Hangi sorular onlar? Hemen aktarayım. "Teröristler oraya nasıl yaklaştırıldı? Saldırıya ait görüntüler sosyal medyada bu kadar hızlı nasıl yayıldı? Bu tip stratejik yerler daha iyi neden korunmuyor? Cumhur İttifakı'nın başlattığı süreç nasıl devam edecek? Örgütün içindeki bir kanat mı bu saldırıyı yaptı? Kandil'den bir mesaj mı verildi?" diye ardı ardına bazı sorular sormuş Cumhuriyet Gazetesi. Devam edelim. Yeni Şafak Gazetesi'nden bir haber daha paylaşacağım. "Terörü bertaraf etme azmimiz perçinlendi" diyor. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir ifadelerini kullandı. BRICS zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyla ilgili detaylarına da yer verilmiş gazetede Erdoğan'ın açıklamalarının. "Hain saldırıya ilişkin konuştu Cumhurbaşkanı" dedim. "Bu saldırı terörü bertaraf etme konusunda Türkiye'yi daha da kararlı kılmıştır" dedi. Başka önemli mesajları da vardı o konuşmada. O konuşmanın tamamını bir izleyelim, sonrasında konuşalım. "Teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir." Konuşmasının başında bu ifadeleri kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. TUSAŞ'a terör saldırısını sert sözlerle yorumladı. "Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum." Erdoğan, Rusya'nın Kazan kentindeki BRICS liderler zirvesindeydi. Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı. Çekimin ardından zirvenin yapılacağı salona geçildi. Erdoğan'ın gündeminde başkent Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısı vardı. "Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir." Zirvenin son gününde konuşan Erdoğan, Orta Doğu'daki saldırılara da değindi. "İsrail Gazze'de soykırım uyguluyor" dedi. "Bölgede kalıcı barış için bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurguladı."
Evet, bu açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'daki programında yaptı. BRICS zirvesindeydi. Programı erken bitirdi ve ülkeye döndü. Döner dönmez de güvenlik zirvesini topladı. Zirveden de teröre yönelik önemli açıklamalar çıktı. Teröristana izin vermeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. BRICS zirvesine katılmak üzere gittiği Rusya'nın Kazan şehrinden İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki devlet konuk evinde düzenlenen güvenlik toplantısına başkanlık etti. Zirve yaklaşık 1,5 saat sürdü. Güvenlik toplantısında TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ele alındı. Ayrıca terörle mücadelenin ve terörsüz bir Türkiye için cansiperane çalışmaların süreceği ve sınır ötesinde bir teröristan kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği belirtildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de MYK topladı. Biz sinersek terör amacına ulaşmış olur dedi. Ankara'ya dönüyoruz. Buradan havaalanına geçiyoruz ve ilk uçakla dönüyoruz. Hain saldırının haberini Diyarbakır'da aldı. Doğu turunu yarıda kesti, Ankara'ya döndü. Merkez Yürütme Kurulu'nu olağanüstü topladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehit yakınlarını ve yaralıları yalnız bırakmadı. Genel merkezden sonraki ilk durağı teröristlerce şehit edilen taksici Murat Arslan'ın cenaze töreni oldu. Özel Kahramankazan ilçesindeki cenazede saf tuttu. Şehidin tabutuna omuz verdi, acılı ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Ben biraz önce 5 yaralımızı hastanede ziyaret ettim. İkisi yoğun bakımda olan yaralılarımız hakkında da başhekim yardımcımızdan bilgi aldık. Çok büyük bir faciayı, büyük bir tehlikeyi 5 tane şehit ve yaralılarımızla çok daha kötüsü olabilecekken olaya müdahale eden polislerimizle, özel timle atlatmış durumdayız. Ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne gitti CHP lideri. Hain terör saldırısı sonucu yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Durumları hakkında bilgi aldı, çıkıştaysa mesajını etti. Bunu yapmaya kalkan kim olursa olsun karşısında bir ve bütün olarak durmak lazım. Darbeciler bunu yapmaya kalktığında da öyle davranmak gerekiyor. Eğer biz korkarsak, biz sinersek, biz bundan dolayı tutumlarımızı değiştirmeye kalkarsak terör amacına ulaşmış olur. Özel daha sonra da Karşıyaka mezarlığına geçti. TUSAŞ'a yönelik saldırıda şehit olan Hasan Hüseyin Canbaz, Cengiz Coşkun ve Zahide Güçlü'nün cenaze törenine katıldı. Hain terör saldırısı mecliste de gerginliğe neden oldu. Bizim cesedimizi çiğnemeden, bizi buradan yok etmeden hiçbiriniz terörü bu kürsüye hakim kılamayacaksınız. Sesler yükseldi, sözlü atışma arbedeye dönüştü. İYİ Partili Turhan Çömez DEM Parti sıralarına yürüdü. Terörist tartışması dakikalarca sürdü. Araya diğer partilerin vekilleri girdi ama tartışma zor dindi. Önce siz terörle aranızdaki bağı keseceksiniz. Önce bu milletin vekili olduğunuzu anlayacaksınız. Önce bu parlamentoyu hak ettiğinizi, bu milletin saygısını hak ettiğinizi haykıracaksınız ve terörü lanetleyeceksiniz. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla eş zamanlı kabul edildi Lübnan tezkeresi. Görüşmeler sürerken genel kurulda da gündem değişti. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır kürsüye geldi. Saldırıyı kınadı, sözü MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısındaki çağrısına getirdi. İsim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştirdi. Bu akıl almaz teklifi yıllarca terörle mücadelede uğruna kavgalar verdiklerimiz yapıyor. Başka bir terörist başını Edirne'de ziyaret edip aldığı icazet ile bu devletin asıl sahiplerinden olan Kürt vatandaşlarımıza ne ikramında bulunuyorsunuz? Bu sözler CHP ve DEM Parti sıralarından tepki gördü. Sayın Hatip kaba ve yaralayıcı bir dil kullandı. Bu dili kınıyoruz. Acıların üzerinden siyaset yapmaya devam edenler hala bu dille bu acılardan beslenmek istiyorlar. Selahattin Demirtaş'a terörist demek senin haddin değil. Tabii ki sizin gibi provokatörler çıkacak. Ateşin üzerine dökmeye gidenler olacak. Ama buna müsaade etmeyeceğiz.
Tartışmaya İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez de dahil oldu. Bizim milletvekilimize ders vermeye kalkıyor. Bu meclisin kürsüsünden bir teröristin konuşturulamayacağının altını çizmiştir. Niye bundan rahatsız oluyorsunuz? Neden bundan rahatsız oluyorsunuz? Kürsüden yayılan sözlü atışma daha da hararetlendi. Çömez kürsüden indi, yerine geçerken DEM Parti sıralarına yöneldi. Araya milletvekilleri girdi. Gerginlik güçlükle yatıştırıldı. Efendim gazetelere bakmaya devam edeceğiz şimdi. Milliyet gazetesiyle başlayacağım. Gözyaşlarıyla uğurlandılar. Şehidimizin, şehitlerimizin toprağa verildiği görüntüler, cenaze törenlerine dair fotoğraf kareleriyle paylaşılmış haberin detayları. Terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Cengiz Coşkun ve Hasan Hüseyin Canbaz'la taksi şoförü, 3 çocuk babası Murat Arslan dün son yolculuklarına uğurlandı. Makine mühendisi olan Ekici'nin Gökbey Genel Maksat Helikopteri projesinde aktif olarak rol aldığı ortaya çıktı. Vatanını çok severdi, şehitlik ona çok yakıştı ifadelerine de yer vermiş şehidimizin abisinin. Devam edelim Milliyet gazetesinden bir başka haberle. CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları: saldırıya ilişkin terör saldırısıyla Türkiye'ye yön verilmeye çalışıldığı bir durumdur. Bunu yapmaya kalkan kim olursa olsun karşısında bir ve bütün olarak durmak lazım. Buna asla teslim olmayacağız. Biz korkarsak, bundan dolayı tutumlarımızı değiştirmeye kalkarsak terör amacına ulaşmış olur diyor Özgür Özel. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Teröre karşı kararlılığımız perçinlendi başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilmiş bu konuyla ilgili açıklamaları. Efendim, teröristine müsaade yok başlığı altında da döner dönmez Atatürk Havalimanı'nda güvenlik zirvesi düzenledi ve o zirvenin ardından yapmış olduğu açıklamaya dair manşeti paylaşmış Milliyet gazetesi. Hürriyet gazetesine de bakalım. Katiller Kandil'den manşetteki haber bu. Ankara'da TUSAŞ tesislerine hain saldırıyı düzenleyen iki teröristin kimlikleri de belli oldu. Teröristler PKK'nın merkez üssü Kandil'deki elebaşlarının yönettiği dağ kadrosundan çıktı. Burada da zaten detaylı bilgiler verilmiş. Sevgili görüntüsüyle dikkat çekmemek için el ele geldiklerinden bahsediliyor. Ben şu teröristlerin isimlerini oradan okuyamıyorum. Şuradan okumak istiyorum size. O yüzden hemen bir gazeteme geçeyim. Burada da detaylar var. Kadın terörist Mine Sevcin Alçiçek, sırt çantasında çok sayıda silah ve mühimmat olduğu söyleniyor. Erkek teröristin ise PKK'nın dağ kadrosunda yer alan terörist Ali Örek Rojger diye bir kod adını da kullanıyormuş. Bu detaylara da yer veriyor haberinde Katiller Kandil'den başlığı altında Hürriyet gazetesi. Devam edelim bir başka haberle, Hürriyet'ten bakalım. Savunma şehitlerine saygı duruşu. TUSAŞ saldırısında şehit olanlar adına İstanbul'daki Saha Expo Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda bir saygı duruşu töreni düzenlendi. Bir tören düzenlendi. Saygı duruşu yaparak da anıldılar. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı törende şehitlerin resimleri ve isimleri Türk bayrağıyla ekrana yansıtıldı ve teröre inat yatırıma da devam denilmekte. Devam edelim. Bir haber daha var Hürriyet gazetesinden. Kararlıyız, terör yok edilecek diyor güvenlik zirvesinden bir fotoğrafla birlikte. Fotoğrafta zaten MİT Başkanı, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Milli Savunma Bakanı, herkes, bütün güvenlik birimleri, devletin üst kademesi oradaydı. O konuda o zirvenin ardından terörist sana izin vermeyeceğiz açıklaması çıktı. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme kararlılığını ve azmini daha da perçinlemiştir denildi. Gazetelere tekrar döneceğim ama Öcalan konusu. Bu konuyla ilgili de haberler ve gelişmeler var. Bunları da aktarmak istiyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ertesi günü, o çağrının hemen bir gün sonrasında dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Öcalan ailesi 4 yıl sonra bölücü örgüt elebaşıyla yüz yüze görüştü. Tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün
örgütün lağvedildiğini haykırsın. Dikkat çeken bu çağrı sonrası kritik ziyaret hayata geçti. Öcalan ailesi 23 Ekim Çarşamba günü İmralı'ya gitti. Tam 43 ay sonra bölücü örgüt elebaşıyla yüz yüze ilk görüşme gerçekleşti. Gelişmeyi Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aile görüşünün yasalak olduğunu belirtti. Koşullar ne olursa olsun bunun devam etmesini talep etti. Ardından da PKK elebaşının verdiği mesajı iletti. Abdullah Öcalan, gerekli koşulların oluşması durumunda süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek güce sahip olduğunu söyledi. Yani İmralı hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve bu çağrıyı destekleyenlerde. Artık bu sözü hayata geçirme zamanı. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, İmralı'dan gelen mesajı bu sözlerle değerlendirdi. Topu iktidara attı. Adalet Bakanlığı başvurusunun kabul edildiğini Ömer Öcalan'a 22 Ekim Salı günü resmi olarak bildirdi. Aile Bursa'nın Mudanya ilçesindeki askeri iskeleden çarşamba sabahı feribotla alınarak İmralı Adası'na götürüldü. 11'de başlayan görüşme öğleden sonra sona erdi. Efendim, gazeteleri okumaya da devam edeyim bir taraftan. Öcalan'dan yanıt geldi diyor haberin detaylarında. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ağzından şu mesaj paylaşıldı. Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim mesajı gelmiş. Devam edelim. Bir başka gazeteyle devam edelim. Habere geçelim. Evet, bu konuyla ilgili gelişmeleri de aktarmayı sürdüreceğiz. Milli Savunma Bakanlığı efendim, ikisi üst düzey toplam 59 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için kudretimiz daha da büyük ve kararlılığımız tam. Şehitlerin kanı yerde kalmadı. Jetler ve silahlı insansız hava araçları vakit kaybetmeden ardı ardına havalandı. Sınır ötesindeki terör hedefleri tam isabetle vuruldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'ne yönelik saldırının ardından bölücü örgüt yoğun bombardımana alındı. 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bilançoyu Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıkladı. Mehmetçik o kritik operasyonda ikisi üst düzey olmak üzere toplam 59 teröristi sahadan sildi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı da haftalık bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Gündem Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki harekatlarla TUSAŞ'a yönelik PKK saldırısıydı. TUSAŞ'ın kahraman kazan Ankara'da bulunan tesislerine yönelik gerçekleşen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 14-21 Ekim haftasında gerçekleştirilen hava harekatlarına ilişkin verileri paylaştı. Hakkurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile olmak üzere 41 terörist etkisiz hale getirilmiş. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2235 olmuştur. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri değil, Milli İstihbarat Teşkilatı da bölgeyi ablukaya aldı. Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı. Saldırının hemen ardından operasyonun düğmesine basan teşkilat, örgüte ait personel, istihbarat, enerji, altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik noktayı imha etti. We are all his children today. So we pray. 20 Ekim'de ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, örgüt içindeki anlaşmazlık nedeniyle cenaze töreni yapılamıyordu. Sonunda anlaşıldı, FETÖ elebaşı için ilk olarak ölmeden önce yaşadığı çiftlik evine 1 kilometre uzaklıktaki bir beyzbol sahasında tören yapıldı. We'll continue to pray for him. Terör örgütü üyeleri tören için stadyumda toplandı. Örgüt üyeleri törene QR kodla katıldı. FETÖ üyelerinin bir bölümü taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı. Ve işte geliyor gördüğünüz gibi
lütfen. FETÖ elebaşının töreni için ABD polisi de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Türk gazetecilerin görüntü almasına da izin verilmedi. Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10 ila 14 arası drone uçurmak bile yasaklandı. İşte geliyor gördüğünüz gibi. Törenin ardından FETÖ elebaşı özel bir araçla 1999'dan beri yaşadığı çiftlik evine götürüldü. Beyzbol stadyumundaki törene katılanlar çiftliğe alınmadı. Evin bahçesinde kamuflajlı güvenlik görevlileri dikkat çekti. FETÖ elebaşı Gülen'in defin işlemi sırasında çiftlikte sadece aile üyeleri ve az sayıda örgüt mensubu yer aldı. Daha sonra Fethullah Gülen çiftlik evinin bahçesinde hazırlanan mezara gömüldü. Tören FETÖ'cü sosyal medya hesapları tarafından da kaydedildi. Bu arada FETÖ elebaşı gömüldü ancak örgüt içindeki liderlik ve para kavgası sürüyor. Efendim Orta Doğu'da neler yaşanıyor buna da bakalım. Bölgesel savaş çok da uzak değil gibi. Orta Doğu'da savaş çanları çalıyor, İsrail İran'a her an saldırabilir. Tel Aviv-Tahran gerilimi hat safhada. İsrail'in İran'ın füze saldırısına nasıl yanıt vereceği belirsizliğini koruyor. İsrail Devlet Televizyonu kan çarpıcı bir iddiada bulundu. Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıyı başlatmak üzere olduğunu öne sürdü. İddia İsrailli bir yetkilinin sözlerine dayandırıldı. Söz konusu yetkili Tel Aviv'in ABD'nin saldırıyı yumuşatma yönündeki baskısına da aldırış etmediğini vurguladı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant önceki gün askerlere hitaben bir konuşma yaptı. İran'a saldırdıktan sonra herkes sizin hazırlık ve eğitim sürecinde neler yaptığınızı anlayacak ifadelerini kullanmıştı. İran 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. İsrail de bu saldırıya mutlak karşılık vereceğini bildirmişti. Efendim İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını da sürdürüyor. Başkent Beyrut cehennemden farksızdı. İsrail gece boyu Lübnan'ı bombaladı. Beyrut'a cehennemi yaşattı. Savaş uçakları Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Dahiye bölgesini vurdu. 17 hava saldırısı düzenledi. Elleyleki mahallesinde sivil konutlar hedef alındı. Binalar tamamen yıkıldı. Patlamaların ardından yangın çıktı. Ölen ve yaralananlar oldu. Lübnan medyası bunun son bir ayda bölgeye yönelik en yoğun saldırılardan biri olduğunu duyurdu. İşgalciler Almaya Değen kanalının ofisine de saldırdı. Ofis yerle bir oldu. Saldırıdan önce binanın boşaltıldığı öğrenildi. Uluslararası ajanslara düşen görüntüler de saldırının boyutunu ortaya koydu. İsrail yaralıları tahliye eden Lübnan askerlerini de vurdu. 3 Lübnan askeri öldü. Hizbullah da misillemede bulundu. Lübnan'dan İsrail'in farklı bölgelerine 82 roket fırlatıldı. Saldırı sirenleri çaldı. Roketlerin büyük bir kısmı etkisiz hale getirildi, bazıları da boş araziye düştü. Bir roket ise Neharye kentindeki bir eve isabet etti. Saldırılarda 4 kişi yaralandı. İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2574'e yükseldi. Evet, bölgedeki insanlık dramına da dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Yeni Şafak gazetesinde çok çarpıcı bir haber vardı bugün. Şimdi de açlıktan öldürecek diye. Gazze'de katliama devam eden İsrail, şehrin kuzeyindeki Cibaliye, Beyt Hanun ve Beyt Lahia'da 19 gündür vahşi bir kuşatma uyguluyor. 400 bin Filistinli'yi açlığa mahkum eden işgalci güç bölgeye hiçbir insani yardım girişine izin vermiyor. Bir İsrail askeri ise bölgede alıkoydukları 200 sivili canlı kalkan olarak kullandıklarını da itiraf etti. Yine bugün hangi gazetedeydi? Kadınları çukurlarda korkutarak bekletiyorlar efendim. Bugün yine bugünün çarpıcı gazeteden detaylarından bir tanesiydi. Belki de Posta gazetesinde bulamadım şimdi, biliyorsunuz benim meşhur bu. Anlatmak istediğim haberi gazeteden. Buldum. Kadınları çukura atıp
korkutuyorlar. Hemen bu haberin detaylarını da paylaşmak istiyorum. Bölgedeki insanlık dramını da insani krizi unutmamamız ve her fırsatta da aktarmamız lazım. İsrail Gazze'deki suçlarına yenisini ekliyor. Sürgüne direnen Filistinli kadınları göçe zorlamak için açtıkları çukurlara atıyorlar. Ve sürgün etmek için yapıyorlar tabii ki bunu. Zaten bunu söylemişti Netanyahu'ya, gidin. Çöle sürelim sizi, çöle sürmek istiyorlar, gidin bu toprakları terk edin. Gitmiyor musunuz, kalıyor musunuz? O zaman da açlıktan öleceksin, ya git ya öl. Her daim İsrail mantığı maalesef bu. Gelelim emeklilere. Emekliler bizim en kıymetlilerimiz efendim. Biz de yarının potansiyel emeklileriyiz. Burada bir haksızlık olduğu vakit bu konuyla ilgili biliyorsunuz ki o haberleri, o detayları ısrarla söylüyoruz ve hep de sizden gelen meseleleri ön plana çıkarıyoruz hayata dair de. Bu haftayı da biz emekliler haftası yapmıştık aslında TV100 olarak. Sizlerin hikayelerini de aktarıyoruz bu çizgide. Bugün bir daha üstünden geçelim istiyorum. Birçok emeklimiz zor durumda. Emekli dosyamızda bunu gösteriyoruz sizlere. Bugün Metin amcanın hayatta kalabilme mücadelesini ekranlarınıza getireceğiz. İsterim ki evde oturayım, gelmeyin bu yaşta adamım. Evimde sabah 9'da çıkıyorum, akşam 9'a kadar. Ben de günlerce burada böyle bir şeyler satmak için uğraşıyorum. Yarını düşünüyorum. Yarın ne olacak acaba? Gücüm kalmadı. Mücadelesi hiç bitmiyor. Gücüm kalmadı dese de eşi için, ailesi için dimdik ayakta. Metin amca da milyonlarca emekli gibi geçim derdinde. 62 yaşındayım. 12 yaşında başlamıştım işe. 12 yaşında başladım mücadele etmeye. Hala da ediyor. Metin amca da çalışmak zorunda kalan emeklilerden sadece biri. Emekli maaşı en düşük emekli maaşı. İşte bu yüzden sabah 9, akşam 9 burada çalışmak zorunda kalıyor. Evet. Maalesef sabah 9, akşam 9 çalışıyoruz ama yetişmiyor yani. Zorlamıyor mu seni? Tabii zorluyorum ki bak gittiğim yere sandalyemi de götürüyorum ki oturayım da yorulmayayım. Şey diyeyim diye bak bu oralara şuralara gidiyorum oturuyorum. Eviniz kira mı? Kira. Ne kadar ödüyorsunuz kira? Kira bir artı birden de ufak bir yerde kalıyorum. Ben barınabileceğim şekilde kalıyorum. 15 milyar her ay ödüyorum ben. Beslenme, barınma, giyim. Temel ihtiyaçları karşılamak bile emekli maaşıyla mümkün değil. Çark ettikçe kira, ya ben bir seneliğine bir eve giriyor, kira çark ediyor. Evden diyor çık diyor sana. Pek kazanamıyorum ama kredi kartıyla döndürüyorum yani. Kredi kartını döndürüyorum. Onu alıp ona veriyorum, onu alıp ona veriyorum. Yaşam mücadelesine bir de eşinin hastalığı eklenmiş Metin amcanın. Hasta mı eşin? Evet. Neyi var? Hem spastik kolon var hem de beyne tıpa atıyormuş. Neyse artık bilmiyorum. 4 tane damarı kapalı. Tedavi olabiliyor mu? Olabiliyor ama neyine nasıl olacak? Hem korkuyorum hem de para yok yani tedavi olmak için. 2 yıl daha yapabilirim, bunu direnebilirim. 2 yıl sonra da köyüme dönerim. 70'e geldiğinde daha çalışamam. Daha ben. Gelemem. Gelemem yani. Yani diyorsun ki ben parayı bulabilsem, o parayı toplayabilsem eşyalarımı toplayacağım, tekrar köyüme döneceğim öyle. Bir yıl sürmez yani. Biraz param olsa çıkıp dönerim köyüme, ne işim var? Bu eşyaları köye götürmek için para bulamıyor. Metin amca bu şartlarda en fazla 2 yıl daha çalışabilirim diyor. Bu 2 yıllık süreçte de para biriktirip eşini de eşyalarını da alıp köyüne taşınmayı planlıyor. Yani emeklilerin maaşı biraz düşük yani. Olmaması lazımdı böyle. Efendim hastalanmamak için de gayret gösterin. Çünkü artık İlaç almak, alabilmek de lüks oluyor. Kur güncellendi, fiyatlar yükseldi. Tedavinin olmazsa olmazı ilaç zamlandı. Fiyatlamada kullanılan avro değeri %23,5 arttı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Yeni fiyatlar 25 Ekim'den itibaren geçerli. Türk lirası cinsinden avro değeri 17 lira 54 kuruş seviyesindeydi. 21 lira 67 kuruşa yükseltildi.
Fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de avro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 74 lira 72 kuruş oldu. Diğer ürünlerde ise barem 39 lira 5 kuruş olarak belirlendi. Yeni tutarlar 2025'te de uygulanmaya devam edecek. Yeni yılda değerleme yapılmayacak. Efendim, çalışan anneleri ilgilendiren bir haberimiz var şimdi sırada. Bir takım çalışmalar yapılıyor biliyorsunuz. Çalışan kadınlarımızı doğuma teşvik etmek için. O çalışmalardan bir tanesi de izin müjdesi. Haberin detaylarını hep birlikte izleyelim. Ben de çalıştım. Ben de çocuğumu çok zorluklar içinde büyüttüm. 7,5 aylığa kadar zar zor almıştım. İzin süresinde artış, vergi muafiyeti ve kreş desteği anne ve anne adaylarına 3 ayrı müjde. Çok iyi. Çok olumlu bir gelişme. Daha da uzamalı. Bir sene. Doğum oranları her geçen yıl azalıyor. Bebeğin en çok ihtiyaç olduğu zamanları dışarıda yaşamış olmak, çalışarak yaşamış olmak, ne çalışan o anneye verim sağlıyor, ne bebeğe yararı var, ne de hizmet ettiği yere faydası var. Hükümet aylar önce bunun için düğmeye bastı. Çalışmalar devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bununla ilgili bir kanun teklifi sunuldu. Teklifte doğurganlığın azalmasında izin süresinin yetersizliğinin etkili olduğu savunuldu. Hem çalışıp hem de çocuk bakmak nasıl sizce? Zor. Eğer kanun teklifi geçerse 8 hafta olan doğum sonrası izin süresi 24 haftaya çıkacak. Bununla birlikte doğum yapan kadınlar 24 ay boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Bir yıla çıkarılması gerçekten güzel bir şey olur. Gene az, gene küçük çünkü. Onun gene bakıma ihtiyacı var. Çok daha güzel olur. Çocuğunla vakit geçirmiş ilk yaşlarını görmüş olursunuz. Teklifte kreş hizmeti sunulmayan kurumlarda çalışan devlet memurlarına çocuk başı kreş ödeneği verilmesi de gündeme getirildi. Ya bakıcı yardımcı tutacak? Çok zor. Evet, bir de ekonomi haberlerine bakalım. Ekonomideki gelişmeleri Dünya Gazetesi'nden aktarmak istiyorum size. Hemen geldi. Piyasada enflasyon hedeflerine inanmıyor piyasa diyor başlıkta. Türkiye'de tahvil faizleri Merkez Bankası'nın Kasım ayındaki faiz indirimine gidileceğine dair beklentilerle Eylül ayının ilk yarısında düşüşe geçmişti. Ancak Eylül enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi faiz indirimine dair beklentileri de 2025 yılına erteledi diyor gazetenin haberin ayrıntılarında. Merkez ne zaman faiz indirebilir diye Selva Demiralp'a sorulmuş. Merkez Bankası asgari ücrette %25'lik zam politikamızla tutarlı açıklamasına da yer verilmiş. Ve 2030'a kadar çift haneli enflasyon öngörüsünden de bahsedilmiş. Bu kısım önemli. OVP'de 2026'da tek haneli enflasyon hedefine karşılık IMF 2024 sonuna kadarki projeksiyonlarında Türkiye'de çift haneli enflasyon öngörülüyor demekte. IMF'e göre Türkiye 2024'te %43 ile en yüksek enflasyonlu 6. ülke olacak denilmiş haberin diğer detaylarında. Dünya Gazetesi'nden bir başka haberle devam etmek istiyorum şimdi. Hemen gelsin. Lüks bölgelerde dönüşüm yoğunlaştı. Kentsel dönüşüm kanununun güçlendirilmesi deprem riski ve teşvik inşaatlara hız verdi. Denge Değerleme Özel Projeler Genel Müdürü konuşmuş bu konuyla ilgili. Döviz kurlarındaki istikrarlı seyir ve işçilik ücretlerindeki kontrollü artışın konut üreticisi firmalara maliyet ve fiyat belirleme konularında öngörülebilirlik sağlamış. Dönüşümün İstanbul geneline yayıldığını söylemiş kendisi ve yoğun olarak demiş gayrimenkul değeri yüksek bölgelerde de dönüşüm yoğunluğu var. Evet, ilginç. Dövizdeki istikrardan kaynaklı olarak bu yoğunluk yaşanıyormuş efendim. Haberin detaylarında öyle diyor. Dubai'den 30 milyar dolarlık proje daveti. Dubai Ticaret Odası efendim, Dubai'de iki tane ana sektör var. Birisi gayrimenkul, diğeri ticaret. Gayrimenkul sektörünü canlandırmak için küçük uydu bir şehirler yapılması planlanıyor. Bu projelendirdi. Türk firmaları için de büyük fırsat demiş Dubai. Türk firmaları için büyük fırsat deniliyor. Artık bu haberle
Bu bilgiler ışığında da ilk saat bloğunu bitirmiş oluyoruz. Hemen yeni saate geçelim. Konuklarım var. Kıymetli mesai arkadaşım Devrim Tosunoğlu burada olacak. Bir avukat konuğum da var. Yeni Doğan Çetesi'ni konuşacağız. Önemli meseleleri konuşacağız. Hemen devam ediyoruz. Efendim şimdi Yeni Doğan Çetesi bir çetenin para uğruna yeni doğan bebekleri katlettiği bir konu bizim için de oldukça önemli. Gündeme ilk kez biz getirmiştik. Bebeklerimizin ve çocuklarımızın katillerinin peşini bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Tabii tüm bu olanları ben stüdyomda iki konuğum var. Bir tanesi zaten mesai arkadaşım, program partnerim gibi Devrim Tosunoğlu. Onunla konuşacağız. Bir de kıymetli bir avukatımız var. Ama sorulması gereken sorular da var. Çok soru var. Mesela katiller kantin kiraları gibi yeni doğan ünitesi kiralamışlar efendim. Bunu aktarmıştık sizlere, detaylandıracağız. Çete elebaşı Fırat Sarı hastanelerin yeni doğan ünitelerini işletmek için nasıl kiraladı? Hastane sahipleri başhekimler Fırat Sarı ve çetesine bu üniteleri nasıl verdi? Yeni doğan ünitesi kiralaması sadece İstanbul ve Trakya'da mı yapıldı? İşin içinde sadece 12 hastane mi var? Çünkü bizdeki bilgiler ve iddialara göre en az 42-43 hastaneden bahsediliyor. Bu iddialar doğru mu? Peki hastanelerin sadece yeni doğan üniteleri mi kiraya verildi? Başka bölümler aynı ya da başka çetelere kiraya verilmiş olabilir mi? Hastaneler herhangi bir bölümlerini kiraya verebilirler mi? Bu yasal mı? Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlükleri bu kiralamaların farkında mı? Bu konuyla ilgili hiç mi şikayet almadılar? Ya da şikayetler geldi, bu şikayetler dikkate mi alınmadı? Başka birimler içinde şikayetler var mı? Bazı hastanelerin radyoloji departmanlarının da kiralandığı iddiaları var. Bu iddialar doğru mu? Ve en önemli sorulardan bir tanesi. O da şu. Bu konuyla ilgili ilk şikayet yapıldığında İstanbul Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdürü şu an bakan olan Profesör Doktor Sayın Kemal Memişoğlu'ydu. Sayın Memişoğlu o an Sağlık Bakanı olan Sayın Fahrettin Koca'yı bu konuyla ilgili bilgilendirdi mi? Şimdi biz bu soruların yanıtlarını çok merak ediyoruz. Tüm bu soruları kamuoyunu aydınlatmak üzere cevap bekleyen sorular olarak da buraya yazıyoruz. Ve ben Sayın Bakan Kemal Memişoğlu'nu da bu sorulara yanıt vermek üzere, bu sorulara yanıt vermek isterse yayınımda ağırlamayı çok isterim. TV100'ün kapıları kendisine sonuna kadar açıktır. Arzu ettiği bir şekilde ben de gidebilirim özel röportaj yapmaya. Yanıtlamak isterse yayınımda ağırlamayı çok istiyorum efendim dedikten sonra hemen konuklarıma dönmek istiyorum. Şimdi bu konu önemliydi. Çok çarpıcı iddialar var çünkü. Özellikle 42 ve 43 hastane olduğu, sadece yeni doğan yoğun bakımları değil başka birimlerde de bu tarz olayların olabildiği iddiaları korkutucu. Bunları konuşacağız. Ama Zafer Bey kusura bakmayın. Bu şeyden iddiaları biraz konuşmaktan, soruları sormaktan avukat Zafer Demirci'yi tanıtamadım. Bu arada avukat Zafer Demirci de efendim stüdyomuzda bizlerle birlikte mesai arkadaşım Devrim Tosunoğlu gibi. Sorular malumunuz. İlk olarak Devrim senden başlayalım. Bu iddialarla ilgili olarak yasal mı, hukuksal olarak işin hukuki boyutunda kıymetli avukatımıza soracağım. Şimdi benim öğrendiğim kadarıyla Cansu, bu hastanelerde senin de dediğin gibi sadece kantini kiralayabilirler. Yani oranın kafeteryasını kiralayabilirler. Başka hiçbir bölümünü kiralayamazlar. Yani yönetemezler. Ama şimdi buna bakıyoruz. Bunu nasıl açmışlar? Bu yeni doğan ünitesini bu şeyle ilgili. Fırat Sarı'nın bir şirketi var. Bu şirketi danışmanlık şirketi olarak, yani burada yaptığı bütün hizmetleri, o kiralama işlemi bu danışmanlık adı altında yürütmüşler. Yani yaklaşık 10-12 tane hastane yönetiyor. 350-400 kişilik yoğun bakımı olan bir hastaneleri yönetiyor. Ve burada buranın kiralamasını yasal olarak mümkün olmadığı için, tabii Zafer Bey onu birazdan anlatacak. Danışmanlık hizmeti veriyorum diye orada bunlarla çalışmaya başlamış. Ve bütün hastanelerde daha önceden bir teması muhakkak olmuş. Ya o hastanede çalışmış ya başka bir yakını var. Bunlarla kontak halindeler.
Bu yasal mı? Özel hastane. Yani böyle bir şey mümkün mü? Özel hastaneler yönetmeliğinin 10. maddesinde yeni doğan ünitelerinin veya yoğun bakımların taşeri edilmesi, başka bir işletmeye işletmek üzere verilmesi yasak. Yani normalde yönetmeliğe göre böyle bir şey mümkün olamaz. Ama bunu tabii işte uzman görüşünde de görüyoruz. Hukuki zemini oturtmaya çalışıyorlar. Kendi doktorları varmış gibi gösteriyorlar. Aha. Hastanede çalışan bir çocuk doktorunu mesela sanki yoğun bakımda o anda görevliymiş gibi gösteriyorlar. Ama aslında yoğun bakım işletmesini Fırat Sarı ve ekibi yapıyor. Peki bu 42 yani 12 hastaneden bahsediyoruz biz. Dün Devrim yayında çok önemli bir iddia ortaya attı aslında. Çünkü bu iddiaları efendim biz oturup kendi kafamıza göre bir de böyle olabilir, bir de şöyle olabilir, böyle de olabilir demiyoruz. Hani bunlar konuşulan, bunlar şikayet edilen ve bize gelen ihbar, yağan ihbarlar WhatsApp ihbar hattımızdan, aynı zamanda Devrim iddianameyi de okuyor. Yani tapeleri de okuyor, oradaki meseleler ve tabii ki araştırıyoruz. Yani sağlık sisteminde. Burada şu parantezi ben açmak istiyorum tekrar ve tekrar. Bakın, canın dişine takıp gece gündüz hayata, insana, vatandaşa, millete, vatanına hizmet etmek için ter döken, zihnini, beynini fiziki olarak zorlayan sağlık sektörü çalışanlarımız var. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, oradaki görevlilerimiz. Biz çürük elmalar üzerinden konuşuyoruz. Bu çürük elmalar, bu hainler, bu alçaklar içinde bir camia kirletilemez. Evet, yani hani bunu da söyleyelim. Bunun da altını kalın bir şekilde çizelim isterim ben. Buyur Devrim, bir şey diyordun. Ben 42-43 meselesinden giriyorduk. Bu iddianamede, seni desteklemek için söylüyorum. Hı hı. Bu iddianamede mesela olumsuz bir şey varsa kimseyi töhmet altında bırakmıyoruz. Eğer yanlış bir şey varsa, haksız ithamlarda bulunuyorsa biz bunu da söyleriz. Ama okuduğumuz her satırı ayrı bir fecaat. Yani bu kadar olayın net olduğu bir soruşturma daha ben bugüne kadar yani bütün soruşturmaları aşağı yukarı takip ettim. Çok net soruşturma. 42-43 bence çok iyi niyetli bir rakam. Evet. Çok iyi niyetli bir rakam. Çünkü sadece İstanbul... Sadece İstanbul evet. Baz alınırsa hala iyi niyetli. Bir de bunun için... mesela Anadolu'nun dört bir tarafı için aynı soruyu sormak lazım. Bu mesele sadece Trakya ve İstanbul'da mı oldu? Şeyde siz de Zafer Bey, şeyleri de görmüştünüz. Şöyle söyleyeyim. İfadelerde. Yani Hasan Basri Gök var, itirafçı olan. Evet. Onun ifadesinde aslında o da bir hemşire ama diyor ki maaşımı verdiği için diyor ben şoförlüğünü de yapıyordum diyor. Yoğun bakımda boş kaldığı zaman da yoğun bakıma gidip yardım ediyordum diyor. Böyle de bir başka bir düzenleri var. Hı hı. Şimdi o şoförün ifadesine göre diyor ki Fırat Sarı'nın 12 tane yoğun bakımı 350 yatak kapasitesi var diyor. Şimdi bu Hasan Basri Gök'ün bildiği. Hı hı. Tabii Fırat Sarı bu işi son bir senede yapmıyor. Muhtemelen belki daha önce yaptığı hastanelerle birlikte bugüne kadar belki 42-43 hastaneyi o şekilde işletmiş olabilir yani. Evet, bu kamuoyunun cevap beklediği sorulardan bir tanesi. Şimdi pandemi döneminde görevden alınmışlar biri. Bu sana hani konuştum. Bu böyle o dönemleri de mercek altına almak mümkün olabilir mi Devrim? Yani daha da geriye gitmek. Şimdi şöyle tabii ki daha da geriye gidebilir. Özellikle zaten pandemi bende hep soru işareti olarak kalmıştır. Evet. Çünkü şöyle aslında bir tane ifade de var bu konuyla ilgili. Yani şey derler ya nereden tutsan elinde kalıyor diye. Mesela bir başhekimin bu hastaneden birinin başhekimi şunu söylüyor. Biz diyor işte pandemiden dolayı teşekkür aldık diyor. Almışlar doğru. Ama işte burada da bu olay çıkınca acaba orada pandemide biliyorsun entübe edilen bir sürü insan vardı. Yoğun bakımda kalan bir sürü insan vardı. Hastanelerden biri de bebek dostu ödülü almış yani. Zamanım, yani para verip ödüyor. İşte bu alınan ödüllere de itimat etmeyin efendim. Yani insanlar ödül almak için de para veriyorlar. Para veriyorlar. Sırf onun için organizasyonlar var. Ben gitmiyorum. Çoğuna gitmiyorum. 10 tanesinden 9'una gitmiyorum yani. Diyoruz para organizasyon size ödül vereceğiz. Herkesten para topluyorlar. Bu kadar zaten yılda 1 milyarlık cirosu olan bir teşkilat parayla da ödülünü almıştır yani. Bebek dostu kesin da olur, dünya dostu her şey her olur. Her şey olabilir. Zaten bu o başa şimdi ne diyor ki bize işte Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü'nden aradılar. Bize bu şeyle ilgili teşekkür ettiler diyor. Pandemide dolayı yapmış oldukları çalışmalarla ilgili. Hı hı. Şimdi o zaten soru işareti. Şimdi bizim bu yayınlara başladığımız zaman Zafer Bey size de gelmiştir muhtemelen. Siz zaten aynı zamanda mağdur avukatlarını evet. da yapıyorsunuz. Çocuk yeni doğan bakım ünitesinin dışında
Yetişkin yoğun bakımlarda da böyle sorunlar olduğunu söylediler. Yani ve bu düzenin bir ifade var Cansu. Bu şöyle bir şey söylüyor. Bu transferlerle işte hastane yoğun bakımlardaki düzensizlikle ilgili bu şekilde işlendiğini bilmeyen, bu suçun işlendiğini bilmeyen ve duymayan sağlık camiasında çalışan yoktur diyor. Herkes biliyor bu sistemi diyor. Ya tabii zaten öyle. Herkes biliyor. Onun için diyor yani. Bu şey kantin kiralar gibi servislerin kiralanması değil mi? İhale falan da çıkıyorlar mı acaba? Çıkamazlar yani, herhalde. Yani onu açık olarak yapamazlar çünkü yasak. Dedim ya, yine kılıfını uyduruyorlar. Kılıfına sanki kendileri işletiyormuş gibi, hastaneler kendileri işletiyormuş gibi davranıyor. Ama aslında Fırat'lar işletiyor. Fırat'ları da benim bildiğim geçen yine bir programda geçmişti. %60'a 40 diye bir oranları da var. Yani %60 hastaneye kalıyor, %40 Fırat'lara kalıyor şeklinde bir oran da var. O şekilde bir sistem. Yani, tabii şeyi var. Tabii o yüzden orada mesela bu yaptığı işte alçaklıklar detaylarını günlerdir aktarıyoruz. Onlarla hep sürekli çocukları öldürüp ya da işte ölülerinden bile çocukların para kazandığı için de orada bir ifade var mıydı bunu TAPE'den yoksa bir ihbardan bunu başka kaynağımdan mı öğrendim emin değilim ama şey hani cirosu yüksek diye verdikçe vermişler iyi ciro yapıyor diye. Tabii Fırat'ları. Zaten reklamını öyle yapıyor. Bir de rekabet de var. Anladığım kadarıyla bu bir grup da değil herhalde. Başka gruplar da var bu işi yapan. Bu sadece rekabet var. Fırat Sarı ve İlke Gönel'in grubu bunlar. Avukat Bey'in söylediği de çok doğru. Farklı hücreler de var mesela. Aynı işi yapan, aynı sistemi yapan. Başka hastanelerde bu işi çeviren kişiler var. Çünkü kavgaları var. Birbirlerinin, dün söyledim ya, yani birbirlerinin ambulansını çeviriyorlar yoldan. Bize gelsin o hastaneye, başka hastaneye giden. Böyle bir sistem. Evet, zaten böyle ana hedefleri erken doğum. Onu hemen şey yapıyorlar. Erken ve düşük kiloyla doğan bebekleri özellikle takip ediyorlar. Çünkü uzun süre yatması gerekiyor. Öyle bir sistem var. Bir de şey, bu yönetmelikte bir eksik mi var anlamına çıkıyor. Yani şimdi o eksikleri şöyle, doldurarak bunu hani kılıf hazırlıyorlar derler ya. Soruşturma raporunda zaten tebliğler alakalı, yani bu yoğun bakımlarla ilgili tebliğler var. Bu tebliğlerde işte hangi yoğun bakımın hangi şartlara veya standartlara sahip olması gerektiği yazıyor. 4 seviye yoğun bakım var. Yani 1. seviye, 2. seviye, 3. seviye ve 4. seviye. Genelde %90, yani bebeklerimizin veya hastaların %90'ı 3. seviye yoğun bakımda tedavi görüyor. Zaten orada yüksek bir ücret ödemesi var devletin hastanelere. Zaten yani bu seviyeler hani hastanın ağırlaştıkça derecesi artıyor mu? Yani 1. seviye en ağır hasta mı? Yok, en hafif. En hafif. 4. seviye en ağır. Paralel gidiyor yani. Yani tamam. Mesela 4. seviye yoğun bakımda neonatoloji uzmanı olması, devamlı bulunması gerekiyor. İşte tebliğde anladığım kadarıyla 3. seviye, yani soruşturma dosyasından anladığımız uzman raporundan 3. seviye yoğun bakımlarda çocuk doktor olup yeni doğan yoğun bakım tecrübesi olsa yeterli ve anladığım kadarıyla sürekli bulunması da gerekmiyor veya icap nöbeti dedikleri bir nöbet var. Acaba o şekilde mi geçmeleri gerekiyor? Öyle bir açık var. Çünkü onu zaten şimdi raporda kanaat olarak da belirtmişler. Yani bu tebliğin değiştirilmesi gerekiyor. %90 eğer 3. seviyede tedavi görüyorsa o zaman burada doktor bulunması gerekiyor. 4. seviyede zorunlu tutuyorsak 3'te de tutmamız gerekiyor. Bu tebliğin değiştirilmesi gerekir diye bir kanaatle bildirmişler. Yani biz burada anlıyoruz ki tebliğlerde de herhalde buna müsaade eden bir durum var. Şimdi siz bir mağdur bir Sevil Hanımların avukatısınız aynı zamanda. Oraya geleceğim. Sadece şey mesela bir taraftan da Devrim de okumaya devam ediyor. İddian 1400 sayfa bu arada. Küvetten bebek düşürmüşler değil mi? Evet, o çok enteresan. Küvezden. Şimdi ifadelerde yeni doğan bir bebeğin bir hemşireyle bir hastane sekreteri görüşüyorlar. Polis de tabii bunu soruyor. Çünkü o tapelerde de var işte çocuk düşmüş falan diye. Yani düşün, yeni doğan bir çocuk. Küvezi aklınıza getirin. Onun kapı şeyini açacak ve düşecek aşağı. Yani yerinde dönemeyen. Yerinde dönemeyen, dönmeye muhtaç olduğu için de yanında illa muhakkak ki bir görevlinin, bir hemşirenin olması gerektiği şeylerde de var, kurallarda da, kanunlarda da var. O çocuk o kapağı açmış, o küvezin kapağını açmış ve şeyden düşmüş. Masanın üzerinden düşmüş, küvezin içerisinden düşmüş. Bunu soruyorlar. Yani diyorlar ki bir şey olmadı, bunu konuştuk diyorlar. Polis de bunu sormuş tabii çünkü tapelere yansıdığı için. Burada aslında Cansu, çok önemli olan bir şey var. Az önceki konuya paralel olarak. Mesela bir doktor diyor ki aynı gün bütün gün
bütün gün, şimdi nöbet çizelgelerinde farklılık var. Bu nöbet çizelgelerinde formalite olduğunu söylüyor. Yani aynı gün doktor sayısının eksik olmasından dolayı kağıt üzerinde sağlık müdürlüğüne vermek üzere bilgisi dışında liste düzenlendi. Yani kendi bilgisi dışında liste yapıyorlar. Nöbet çizelgesi oluşturuyorlar. Serviste çalışan iki doktorun gündüz poliklinik görevi yapıp iki günde bir gece nöbeti tutmasının hayatının olağan akışına aykırı olduğunu söylüyor. Hani orada nöbetçi dediğimiz gibi az önce kılıf uyduruyorlar. Yani orada her şey her şey kağıt üzerinde normal gözüküyor. Ve eğer bu operasyonda bir şey eksik olsaydı, mesela Sağlık Bakanlığı buna şey yapmasaydı veyahut da polis yapmasaydı, bu durum içerisinde bu soruşturma gidebilir miydi? Aynı zamanda eski metan veri Zafer Bey. Yani mesleki tecrübeme göre de söylüyorum. Yani 3 tane bakanlık burada koordinasyon halinde. Hem Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı. Ya bunlardan birisi isteksizlik gösterse, yani bunu bir düşünerek de hemen anlayabiliriz. Yani mesela Sağlık Bakanlığı bu denetimleri yapmasa polisin sadece elinde belki tapeler olacaktı. Bunu destekleyecek denetim raporları, tespitler olmayacaktı. Kaç klasör vardı devrim? 84 klasör. 84 galiba klasör delil var. Daha sonra mesela diyelim ki Adalet Bakanlığı buna isteksiz davransaydı belki teknik takip izni verilmeyecekti. Yani gibi gibi. O yüzden 3 bakanlığın koordinasyonuyla ancak çözülebilir bir operasyondu ve yani tarihi bir operasyon bence yani. Peki mesela bu adamlar etkin pişmanlıktan falan faydalanabilirler mi? Bir şimdi tanesi şöyle, galiba öyle bir şeyden faydalanmak mı istiyor ifadesinde çarpıcı detaylar var. Şimdi etkin pişmanlıktan yararlanabilmesi için örgütün çözülmesine yönelik yeni deliller veya örgütün başka daha çözülemeyen kısımlarıyla ilgili bilgi vermesi gerekiyor. Mevcut yaşanan olayları anlatmasıyla etkin pişmanlıktan faydalanabileceğini zannetmiyorum. Tabii etkin söylediği ifadenin veya beyanların etkin pişmanlık sınırına girip girmeyeceğini de savcılar, hakimler karar verecek. Bu ifade eğer etkin pişmanlık kapsamında değerlendirirse tabii ki cezasını indirim yapılacak. Şimdi bunun bir kronolojisi var arkadaşlar. Onun grafiğini ekranlara getirirseniz çok sevinirim. Bunun üstünden de geçelim. Siz dediniz yani hani 3 bakanlık senkronize çalışmasaydı, evet, bu konuda daha da hani kötü şeyler olabilirdi. Kesinlikle. Ve bu çıkmazdı ortaya. Bir de zaten bazı yerlerde o detayları paylaşmıştık biz. Sadece bu hastaneleri operasyon yapmayarak daha da hani gizli ve nasıl söyleyeyim çaktırmadan daha düz bir tabirle o operasyon yürütülmüş. Mesela 2023'te başlıyor değil mi devrim bu iş? Evet. Bir anlatsana tekrar. Şimdi çok hızlı. 2023 Mart ayında bazı hastanelerle ilgili şikayet yapılıyor. CİMER'e bir şikayet yapılıyor. Bu şikayetin ardından hemen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri çalışma başladı. Yani olayın doğruluk payının var mı yok mu diye. Hı hı. Önce kendi sağlık çalışmalarını yapıyorlar. 12 Mayıs'ta da bunu 28 Mart'ta İstanbul Mali Şube Yolsuzluk Büro Amirliği, bu konuda çok uzman, yolsuzluk konusunda ve bu sağlık konusunda daha önce de operasyon yapmış. O büro ekipleriyle bir toplantı yapılıyor ve operasyon çalışma kararı veriliyor. 12 Mayıs'ta da denetlemeler başlıyor. Yani şok denetlemeler, bu denetlemelerle birlikte evraklara el koyuyor. Çünkü o anda yakalanıyorlar aslında. Çünkü epik kriz raporları, doktor raporları, hemşire raporları, yoğun bakımla ilgili bütün yapması gereken o nizami kurallar var ya, onların hiçbiri yok. Hı hı. Mesela bu şok baskın yapılınca zaten şaşırıyorlar. Biz bunu nasıl haber alamadık diye bu denetlemelerdi. Bütün evrakları ele geçiyor. Yani İl Sağlık Müdürlüğü'nün eline geçiyor. Sonra polis de bu aynı zamanda çalışma başlatıyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Bu noktada hukuksal olarak yeterli delil olmadığı için mi bu hani devam şimdi ediyor şöyle, ve bunların işte çalışmalarına daha işte bilmem kaç ay daha izin veriliyor. Çünkü bu da çok eleştirilen bir nokta. Yani biliyorlar ama hukuki olarak delil toplamak için zannediyorum ki o sürenin de geçmesi lazım yani ama o süre geçerken de çocuklar gidiyor. Arada ölenler var. Tam olarak o öyle değil. Nasıl? Yani, şimdi danışıyoruz şu an. Tarih sıralamasını görüyoruz. 5 Mayıs'ta emniyete bu evrak veriliyor. Şimdi emniyete bu evrak verildiği zaman bir araştırma yapılıyor ve savcıya konu arz ediliyor. Savcıya bununla ilgili delil toplayın diyor. Bununla ilgili önce normal delil toplamaları gerekiyor. Tabii yeni doğan yoğun bakımların içinde olduğu için bu konu ve doktorların kendi tutması gereken raporlarda usulsüzlükler olduğu için polisin gidip orada başkaca bir yolla delil elde ettiği imkanı yok. Zaten teknik takibi başlayabilmesi için başkaca yolla da delil elde edememesi gerekiyor. Yoksa zaten teknik takibe mahkemeler, savcılar izin vermiyorlar. Kanuni yapı da böyle. Şimdi başka yolda delil elde edemediği için bu sefer mecburen
teknik takip müracaatında bulunuyor, yani talebinde bulunuyor savcıya. Zaten 20 Haziran'da da teknik takip başlıyor. Hı hı. Yani oradaki o 1-1,5 aylık mesele aslında olayın başkaca delillerle aydınlatılmaya çalışılması, bunun mümkün olmadığından dolayı teknik takibe geçiliyor. Şimdi teknik takibi başladığınızda zaten soruşturma gizli ve yani bunun kendine has uygulamaları var. Şimdi bu teknik takiple beraber dinlemeye başlayınca yolsuzlukla beraber bebek ölümleri veya engelli kalan kişiler, ihmaller ortaya çıkıyor. Bunlar çıkar çıkmaz zaten şimdi burada işte o koordinasyon orada da devreye giriyor. Örnek veriyorum, dinlerken böyle bir sorun ortaya çıktı. Hemen Sağlık İl Müdürlüğü'ne haber verilip tabii konu içeriğinden Sağlık İl Müdürlüğü'ne de bahsedemezler. Yani Sağlık İl Müdürlüğü'ne biz bu konuyu takip ediyoruz. Yani poliste böyle bir şey yok. Gizli soruşturma. Bunu bilebilecek sadece savcı ve o işi yapan kısıtlı bir polis. Yani aynı şubedeki diğer bürodaki polis memuru bile bilmez bu soruşturmanın yapıldığını. Peki bir şey söyleyeceğim. Orada da galiba birinden haber uçmuştu değil mi İl Sağlık'tan? Evet, böyle bir detay hatırlıyorum. Evet, boşboğazlıktan galiba. Ama boşboğazlıkta değil. Ne yapması o da tespit ediliyor. O da tespit. Onunla da ilgili ayrı bir soruşturma var. Ha, yani. Boşboğazlıktan değil. Bilerek haber uçuruyor. Boşboğazlık da olsa, bilerek de olsa orada tarifte diyor ne yapmaları gerektiğini. Siz diyor çetesiniz diyor. Siz diyor böyle yapmasınız diyor. Sizin adınızda gizli soruşturma var. Gizli soruşturma var diyor. Siz dinleniyorsunuz diyor. Gayreti kaçırmışım. Ha, ona rağmen şey, delil toplamıyor, uyarıyor onları. Ya hatta denetime gitmiş, sigara içerken böyle konuşmuşlar dışarıda. O diğer örgüt üyesi de arıyor. Diğer örgüt üyesini diyor bizim hakkımızda gizli soruşturma var falan diyor. Tabii bunlar dedikodu ama yani dediğim ama gibi. Ama tapelerde yok mu? Var işte, bunlar ha. Var zaten. Yani bu da ortaya çıkıyor. Sonra zaten oraya denetime giden o saatteki kişiyi de yine Sağlık Müdürlüğü tespit edip bildiriyor. O kişiye de işlem yapılıyor soruşturmanın yani. Gizliliğini ihlal etmesinden kaynaklı olarak. Şimdi daha sonra mesela burada soruşturmada Sağlık İl Müdürlüğü'nün denetimleri var. Bu tabii dediğim gibi polis şeye söyleyemiyor Sağlık Müdürlüğü. Biz bunları teknik takip yapıyoruz. Hani şu anda bir ihmal var, gidin bakın denilmiyor. Ama tabii bu tahmin ediliyor, böyle bir soruşturma yürütüldüğü. Denetim gönderin veya denetim yapılması gerekiyor diye İl Müdürlüğü'ne, Sağlık İl Müdürlüğü'ne bildirildiği zaman savcılık kanalıyla veya emniyet kanalıyla denetim gidiyor. Bunun amacı zaten tapelerdeki geçen bu diyalogların doğru olup olmadığını, varsa da bir tespit yapılması için yani. Hani yoksa öbür türlü tapeler biliyorsunuz tek başına bir delil değil. Yani evet. Hukuken sadece tapeler, birbirleri arasındaki konuşmalar yarın bugün inkar edilebilecek başka delillere desteklenmesi gereken deliller. Otomatikman buradaki bu zaten il müdürlüğünün yaptığı denetimler işte bu delil toplama kısmını tamamlayan kısım oluyor. Yani şimdi tapeler bir delil değil ya. Ben yani hani tek başına bir delil değil. Evet evet, ama siz mesela işin kolluk tarafında da görev yapmış, evet. Hukuk tarafını da bilen bir insan olarak size şimdi ben bunu soracağım. Bu kadar delillerle bu adamların akıbeti ne olur? Yani muhtemelen gün yüzü göremezler diye düşünüyorum. Çünkü şimdi artık tapeler var delil olarak. Bunun destekleyen il müdürlüğünün tespitleri var, denetim tespitleri, denetim raporları var. Artı bir ifadeler de var. Şimdi ifadelerde de bunu doğrulayan bir sürü ifade çıktı. Yani bu kadar delille kurtulma imkanları yok. Hmm. Zaten Fırat Sarı ifadesinde her şeyi inkar ediyormuş. Evet. Ya ben onu söyleyecektim. Nasıl? Yani bu kadar pişkinlik, bu kadar şey olmaz. Bütün sorulara bilmiyorum, ben bilmiyorum, öyle bir şey demedim. Kendi sesini dinletiyor polis mesela. Bir tape var, Fırat Sarı biriyle konuşuyor, diyor ki siz diyor bunda ne demek istiyorsunuz diyor. Ben böyle bir şey demedim diyor. Mesela para var, hesabından çıkan paralar var mesela. O da diyor ki işte ondan borç almıştım, ona para gönderdim diyor. Veyahut da diyor çalışanlarımız vardı diye motivasyon için onlara para verdim diyor. Yani bir 35-40 sayfa ifadesi var. Ve hiçbir şey bilmiyor. Ve hiçbir şey bilmiyor. Yani dersin ki ya bu dedesi çok piripak ya, adama şu şey yapıyorlar, iftira atıyorlar adam. Ama ben şunu da anlıyorum o ifadelerden. Bütün çalıştığı hastaneleri sıralıyor. Bütün bu daha önce bütün bu soruşturma yapılan hastaneler onun elinin değdiği hastaneler. Çünkü Fırat Sarı çok önemli. Fırat Sarı tek başına değil. Aslında burada Fırat Sarı'nın... Bence Fırat Sarı bir üst aklın aparatı. Yani saha elemanı diyeyim. Çok ironik bir şey de var orada. İlker Gönen var mesela. İki yani bir başka bir yönetenler var onu. Onun şey saha elemanlarından bir tanesi gibi duruyor. Muhtemelen yani yani çete lideri, aynı zamanda çete lideri diye tarif etmiş polis onu, ki keza öyle de. Öyle zaten. Mesela arada başka adamlar var. Mesela onun altında başka simsarlara bakın. Sağlık simsarları var. Çocuk simsarları var, söyleyeyim onu. Hani minibüs
gel gel vatandaş diye simsarlar var ya minibüsün dolmuşçuları. Az önce onu da anlatacaktım Devrim Bey. Sizin lafınızı kestim. Tabii. Dediniz ya bu soruşturma devam ederken hala oraya hasta gitmiş. Evet. Hala bu deliller toplanamamış mı? Orada şöyle bir durum da var. Yani bunu da yine dosyaya bakınca görüyoruz. Normalde bu 112 sisteminden işte hasta dağıtımı yapılıyor hastanelere. Tabii bu soruşturma başladığı ihbardan sonra ilgili hastanelere hasta akışı kesiliyor. Hasta akışı yok aslında ama hastalar gitmiş ki mağdur olmuşlar. Bu nasıl olmuş? Bunu da biz sistemden anlıyoruz şöyle. Şimdi devlet hastanesinden sevk ediliyor X hastanesine. Normal uygun bir şekilde sevk ediliyor. Yani olması gereken gibi. Şimdi onlar soruşturmaya girdiklerini anladıkları için mi hasta akışını kendileri mi kesiyor? Yok. Hayır. Sağlık İl Müdürlüğü kesiyor. Şimdi tamam. Tespit ediyor ya. Hani bu... dediniz ya engelleme yönelik de bir şey yapılmış tamam, mı? Bunlar tamam. Yapılıyor. Kesiliyor. Yalnız bunlar ambulans şoförleri vasıtasıyla şöyle bir şey yapıyorlar. Örnek veriyorum. Devlet hastanesinden sevk ediliyor. Sevk edildiği zaman tıbbi ret hakkını imzalatıyorlar. Tabii şahsını yoğun bakımda bilmiyorum hastanız oldu mu. Bir sürü evrak getirirler, yakınlarını imzalatırlar. Evet. O evrakların arasında ne olduğunu bilmediğimiz sayfalarca bilgi. Evet, onlara da çok bu arada izleyicilerimiz dikkat etsinler. Yani evet. Hastaneler imzaladı. Ne kadar telaşlı olsalar da en azından evraklara şöyle bir göz gezdirmelerinde fayda var. Şimdi orada tıbbi ret hakkı kullandırıyorlar. Yani orada şunu diyor. Ben diyor devletin sevk ettiği hastanede tedavi olmak istemiyorum. Şu hastaneye gitmek istiyorum. Ambulans diye. Şoförü yaptırıyor buna. Daha sonra kendi ambulans alıyor, kendi hastanesine götürüyor. Hasta yakını zannediyor ki devletin sevk ettiği hastane orası. Hmm. Mesela bu... Ama aslında o kendi başka hasta bir şey akışlarını... güvenceye alıp orada şey yön değiştirtiyor hastaya, aslında rota. Aslında 112 hasta akışını kesmiş ama kendileri o hasta akışını... Yine devam ettiriyorlar bu şekilde dolanarak. Tamam yine oradan devam ediyordunuz. O şekilde hasta akışı devam etmiş. Sonra ne olmuş? Hastalar mağdur olmaya devam etmiş. Tabii yani onlar da yine bir yandan gibi denetimle bir yandan teknik takiple tespit edilmeye çalışılıyor. Burada şu çok önemli yani devlet tedbir alıyor. İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tedbir alıyor. O hastaneler hastanenin önünü kesiyor. Ama şebeke durmuyor. Başka yöntemle bu sefer yine işte o yerde aynen dediğiniz simsar gibi yapmaya başlamışlar yoğun bakımlarda. Yani enteresan. Yani bu kadar da şey açgözlülük bu kadar bir vicdansızlık olmaz ya açıkçası. Evet, yani tabirce kana susamışlar yani. Aynen. Asla durmuyorlar ve durmuyorlar. Asla yollarından da dönmüyorlar. Yani bu meselenin altında neler çıkacak ben çok merak ediyorum. Yani gerçekten çok merak ettim. Sizi böldük mü biz? Yok. Tamam. Tamam. Ben bölmüştüm. Evet, siz devrimi böldün. Şu tapelerden bazı ifadeleri de tekrar bakmak istiyorum. Ama şunu da sormak istiyorum. Demin çünkü aslında önemli bir şey söylediniz. Şimdi biz bu yayınları da yaparken ben hep mesela şerhler düşmeye gayret ediyorum. Çünkü bir işleyen sağlık sistemi var. Orada iyi niyetli çalışan tamam, doktorlarımız var. Sistemin kendi gereklilikleri var. Mesela işte bazı evrakları imzalamak gibi. Hani bu sefer de herkes böyle önüne hayır ben bunu imzalamam vesaire bir saat düşünürüm dediğimde bazı şeyleri geciktirebiliriz Allah korusun. Buradaki hakkı ne? Hakları ne hastaların? Yani bir kere öncelikle istedikleri yerde tedavi olma hakları var. İstedikleri doktordan tedavi alma hakları var. Tedaviyi reddetme hakları da var. Ve yapılan tedavinin dökümünü isteme hakları tabii, da var. Tabii epikrizler mesela şimdi burada aylık tutuluyor. Hastalara verilmiyor, hasta yakınlarına verilmiyor. Oysa epikrizlerin aynı gün tutulması gerekiyor. Yani aynı gün o gece 12'de o epikriz kapatılıyor aslında. Yani onun hasta yakın alabilir. Aslında günlük hastasına ne yapıldığını, ne edildiğini her şeyi görebilir. Ama tabii bunlar verilmiyor. Hastaneler imtina ediyorlar bunlardan. Ya işte doldurulmamış oluyor, ya yanlış doldurulmuş oluyor, eksik doldurulmuş oluyor. İmtina etmiş oluyorlar. O şekilde sağlıksız bir süreç var. İnşallah bu da ön ayak olur. Bundan sonrası için en azından faydalı olur. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu tekrar başa dönüyoruz. Yani burada... Yeni doğan ünitelerinin dışında artık şeye doğru yönelmeye başladık. Başka yoğun bakımlara, işte fizik tedavi bölümüne, diyaliz merkezlerine. Çünkü bunlarla ilgili çok ihbar geliyor. Radyoloji bölümleri denilmekte. Öyle iddialar var, evet. Radyoloji bölümleri, onkoloji bölümleri. Yani burada yani birileri para kazanacak diye hastalarla, hastane arasında o sevklerle, oradan şunu getirip, şuradan bunu çektir deyip hastalarla oynanmışlar. Tabii ki bu artık bunun geriye bir dönüşü yok. Burada bir kıvılcım çıktı bu sağlık sektöründe. Hı hı. Ama kesinlikle bu işin kahramanları var sağlıkta.
gerçekten de düzgün çalışan doktorlarımızı tenzih ediyoruz. Basın açıklaması yaptılar, sağlamışlar zaten. Yani bunlar da, onlar da istiyorlar bu çürük elmaların temizlenmesi için. Onun için önümüzdeki süreç içerisinde yani ama işte Zafer Bey az önce bir şey söyledi. Bir sacaya eksik olursa soruşturma tam yürümeyebilir, tam oturmayabilir. Yani şimdi sağlık müfettişleri denetleyebilir yoğun bakımları ama zaten bunların amacı o sistemi yaptıklarının ortaya çıkmaması. Yani rutin denetimle ortaya çıkması mümkün değil. Denetim ortaya çıkması. Bunun rutinin zaten dışında. Zaten denetimin A'sını ve Z'sini biliyorlar ona göre. Ona göre zaten görüyoruz. Aksiyon alabilirler. Yani tahlilleri bile değiştirebiliyorlar, tahlil sonuçlarını. Evet ya, iddianamede okudum yine sayfaları okurken Excel'le yeni yazıyormuş ve yeni bir şeyler yazıyormuş o Fırat Sarı. Excel'le değiştiriyormuş. Yani manuel, elle yazma evrakla devleti soyuyor. Şimdi bir uzmanın hazırladığı, aslında o işin uzmanı o. Mesela tahlillerinde mi? Doktorlarımız uzmanlar. Yani onun hazırladığı bir evrağı, tahrif ettiği sahte evrağı da rutin bir denetimle nasıl anlayabilir ki? Yani evet. Zaten tahlilinden başkasından... Özellikle evrakta sahtecilik var mı algısıyla? O gözle ve o profesyonellikle bakması lazım da. Yani öyle rutin bir denetimde zannetmiyorum. Hı-hı. Oradan genel olarak bakılır. Bu arada Fırat Sarı aynı zamanda kendisini kurtarmak için şöyle bir ifade vermiş. Bebek hastane sahipleri için şunu söylüyorlar. Bebek sayıdan artmasını istiyorlardı diyor. Erken taburcu edilmesi konusunda hasta tam iyileşmeden veya tedavi retiyle ailenin bebekleri almasından dolayı hastane yönetimleri zarar ettiklerini söylüyorlarmış. Onun için de danışmanlık hizmeti vererek bunun önüne geçiyormuş Fırat Sarı. Bir hastane yani, sahibinden fırça yiyor zaten, öyle anlatıyor. Ya çok enteresan değil mi ya? Yani hastane tamamen bir ticaret, yani bir yatırım gibi hani. Ya işte bence devlet bazı özel hastane meselesine el atılması lazım. El atması lazım. Yani nasıl güvenlik, adliye bunlar özelleştirilemiyorsa, hı-hı, bence en azından hastanelerin de belli kısımlarının özelleştirilememesi lazım. Ama bir şey söyleyeyim. Söylediğiniz için söyleyeyim. Hı-hı. Yani bunu devlet her türlü sistemi değiştirse de, iş insan içerisinde ahlaksızlık varsa, vicdansızlık varsa, evet, onu her türlü delecektir yani. Yani işin içine insanın geldiği her sistemde, yani eğer böyle çok az bir esneklik ve çok az bir hani ne bileyim denetimsizlik olduğu anda orada çürümüşlükler başlıyor maalesef. İnsanoğlu verilen yetkileri kötü kullanmaya çok meyilli. Evet, ben sadece şunu da sormak istiyorum size ayrılmadan. Ay bu arada işte o raporlarda kullanılmayan ilaçlar kullanılmış gibi gösterilmiş ve sahte raporla alınmış. Bir de ölüyor mu ne yaparsa yapsınlar diye çok çarpıcı ifadeler var ya. Tapelerin detaylarında. Yani onu şöyle söylüyorlar. Kendini koruyor galiba o ifadede değil tabii mi? Tabii kendini koruyorlar. Biz diyorlar çok yoğunduk, çok stresliydik diyor. Bu çocuklara bakmak çok zordur diyor. Onun için diyor sinirle söylenmiş. İşte tapelerin oluyor. Tek başına delil ifade etmemesinin sebebi bu işte. Yani sadece tape olsa mesela. Ya o an sinirle söyledim, espri yaptım der. Kurtulabilir. O yüzden yan delil gerekiyor. Ama o bebekle ilgili elde sağlık müdürlüğünden gelen rapor var. Örtüşüyorlar. Yani orada bir usulsüzlük, bir ihmal olduğu görülüyor. Son soru. Devrim'in dün yayında ortaya attığı iddia ile ilgili. Bu hastane sahipleri, hastaneleri kapatılan, böyle hani doktora, bu çete liderine bile fırça atan, kar çok az oldu, hastaları daha uzun tut vesaire diyen o sahipler başka hastaneler alabilirler mi? Ya da bu adamların sadece birer tane mi şubesi vardı hastanelerinde? O hastanelerin diğer şubelerine ne oluyor hukuki olarak? Yani şu anda bir tespit yoksa eğer, yani başka hastanelerde bu işlem yapılmaz ama bu soruşturmaya dahil olan kişilerin ruhsata başvurdukları zaman belli olacağından zaten soruşturmada da geçtiği için. Ben zannetmiyorum ki ruhsat alabilsin. Ama şöyle bir husus ama var. Ama şuna benziyor bu. Yani ben şimdi benim ehliyetim iptal ediliyor. İşte alkollü sağlığa zarardır. Araba kullanıyorum. Şoförlüğüm gitti. Gideyim arabada yakalanmıştım. Tırı kullanmaya devam edeyim. Ya da siyah arabamı işte kullanırken yakalanmıştım. Yani. Beyaz arabamla çıkayım trafiğe demek gibi bir şey bu. Bizim daha telaş ettiğimiz mesela şoför kullanabilir bu sefer. Sizin örneğinizden gidiyorum. Yani başka birisi üzerinden acaba açabilirler mi? Yani o da mümkün. Tabii uzaktan takip. Yani onun önüne geçmek için. Yani işte insanın olduğu yerde eğer ahlak ve vicdan eksikliği varsa bunun tedavisi yok ne yazık ki. Ama işte hukukun da ağır yaptırımları olduğunda. Değil mi? Yani gözlerinin önündeler, hapisteler hepsi. Yıllarca ceza alacaklar. Evet. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar verilmiş en ağır cezaların verilmesi lazım. Kesinlikle. Emsal teşkil etmesi için. Evet.
Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Avukat Zafer Demirci bizimle birlikteydi ve mesai arkadaşım TV100'ün uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu bizle birlikteydi. Ağzınıza sağlık efendim. Ben devam etmek istiyorum. Çünkü Narin Güran cinayetine dair de yeni gelişmeler var. Babası ve ağabeyinin de aralarında olduğu efendim 22 kişinin mahkemeye zorla getirilmesine karar verildi. Aynı zamanda Narin cinayetine ilişkin yeni güvenlik kameraları görüntüleri de ortaya çıktı. Ve görüntülerde Narin'in cansız bedeninin Nevzat Bahtiyar'ın aracıyla dere yatağına taşındığı anlar da var. Sekiz yaşındaki minik Narin'in cansız bedeni tam 19 gün sonra bir çuvalın içinde dere kenarında bulunmuştu. Kan donduran cinayette Narin'in o dere kenarında taşındığı görüntüleri ortaya çıktı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın otomobiliyle Narin'in cansız bedenini dere yatağına taşıdığı güvenlik kameraları görüntüleri gün yüzüne çıktı. Dere kenarına giden yolu gören kamera, Bahtiyar'ın aracıyla Narin'in cansız bedenini taşıdığı o anları saniye saniye kaydetti. Narin'i kim, neden öldürdü? Sorusuna hala net bir yanıt yok. Cinayetin sır perdesi tam olarak aralanmadı. Ancak şüpheliler Narin'in en yakınları. Annesi, abisi, amcası ve komşusu Nevzat Bahtiyar. Şüpheli 4 sanık hakkında iştirak halinde cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Hazırlanan iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu 4 sanık 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. Minik Narin'e kıyanlar adalet önünde hesap verecek. Evet, muhabir arkadaşımız Canan Altıntaş'ı da yayına bağlayacağım ve stüdyomda kimle birlikteyim? Tarkan Bey benimle birlikte, Tarkan Erdal avukat bizimle birlikte bu cinayet dosyasına dair iddianameyi konuşacağız. Canan Altıntaş da bizleri bekliyor Diyarbakır'da bu konuyla ilgili. Zaten Canan bu meseleyi, Narin'in kaybolduğunu Türkiye'ye ilk duyuran gazeteciydi. Tarkan Bey hoş geldiniz. Hoş geldin Hayata Daire. Şuradan başlamak istiyorum. Korkunç görüntüler var. İşte Nevzat Bahtiyar'a dair işte o görüntüler çıktı ortaya. Abi ve babanın da olduğu 22 kişi için zorla getirilme kararı çıkarıldı. Bu gelişmeleri değerlendireceğiz ama ben şuradan başlamak istiyorum hukuki olarak. Ya bu iddianame neden bu kadar içi boş? Çünkü delillerle hareket ettiği için savcılar, savcıların bulabildiği delil bu. Yani sadece HTS kayıtları. Ya her şeyi gizlemişler o zaman. Öyle ya, zaten. Her şeyi punduna getirmişlerdi. O zaman aile her şeyi punduna getirebilmiş yani. Yani delil anlamında evet doğru. Çünkü hatırlayın, üzerinden çok da fazla vakit geçtiği için, önce kaybolma vakasıyla başladıkları için tabii aile de bunlara katılmıştı. Hatta iddianamenin ilgi çekici noktalarından bir tanesi HTS kayıtlarıyla aynı anda işte ölüm saatiyle geldi beraber aynı yerde olmaları. Onun dışında zaten işte elektrik çıkarmış, işte elektrikten işte yangın çıkarmış olmaları gibi onları desteklemeye çalışmış savcı da elinden geldiği kadar. Çünkü ne diyoruz biz? Hukuk her zaman delillerle hareket ediyor. Delilleri bulduğunuz zaman siz ancak hakimin önüne sağlam bir iddianameyle gidebilirsiniz. Ama savcının bulduğu, ki biliyorsunuz yani insanüstü çaba sarf etti bütün kurumlar, kolluk, adli tıp, adliye, sağlık, ama bakan, ben şöyle düşünmüştüm. Mesela Adalet Bakanı öyle bir açıklama yaptı ki ben dedim ki Bakan Bey her şeyi biliyor. Biz iddianamede göreceğiz. Hani biraz sabredelim ama bizim zaten yayınlarda konuştuklarımız var iddianamede gibi geliyor bence bana. Bence şuradan murad. Hukuksuz gözle. Bence hukuk şöyle, gözüne diyor evet. Şöyle murad ettiler. Şimdi hukukta zaten şu bir net olacak artık. Onun altını çizelim. Şimdi bu dört kişinin ayırmaları ve biliyorsunuz diğerleri hala iddianamesi henüz düzenlenmedi. Hmm. Yani o işte sizin de bahsettiğiniz tanık sıfatıyla çağrılma olayıyla beraber ele aldığınız zaman bu dört kişinin iddianamesini özellikle düzenlemesinin sebebi, şimdi ortada kimsenin bu suçu itiraf etmediği için bir tek Nevzat'ın biliyorsunuz itirafları var. Daha doğrusu beyanları var. Nevzat'ın dışında kimse yok. Bir de Nevzat biliyorsunuz birkaç kere ifade değiştirdi. Bizde çok hani ifade değiştirme kısmı genelde
nasıl diyeyim, ona vermiş olduğunuz o etki ortadan kaldırır. Ne dediği çünkü bir öyle söylüyor bir böyle söylüyor. Vallahi maşallah bir onun şöyle maşallah, şimdi teşbihte hata olmasın. Avukatı yayınlarda ne konuşuyorsak ertesi gün ya da iki gün sonra ifade değiştirtti adama. Yani konuşulanlara göre ifadeler şekillendi gibi. Sizde aynı algıyı oluştu mu sizde de? Kesinlikle oldu ama zaten hatırlayın, savcılar, hakimler bu noktada neden işte gizlilik kararı veriyor? Neden hani dosya işte? Sebebi zaten bu. Hani ifadelerde böyle bir şey. Biz hep konuştuk. Biz de konuştuk dediğiniz gibi. Biz konuştukça haklı olarak herkes her şeyi dinliyor. Onlar da bu noktalarda yorum yapıyor. Ama bence şunun dikkatini, bence şu çok dikkatli olmak lazım. Şimdi 4 kişi var burada. Fiili birlikte biliyorsunuz işlediler. Çocuk öldürme suçuyla savcı bunları isnat ediyor. Bu noktada tek dayanakları dediğiniz gibi iddianamede HTS kayıtlarında ölüm saatinde birlikte orada olmaları. Tamam. Ben ama diyor ki evin burası, ben burada olurum işte, zaten. Ama bu işe yaramaz. Şöyle işe yaramaz. Eğer birisi çıkıp da evet bu suçu ben şöyle işledim, tek başıma işledim, kimse de yoktu demediği müddetçe kuvvetle muhtemel mahkemeyle beraber bu delillere göre mahkeme hareket edecektir. Ama asıl ilgi çekici nokta şu. Tensip zaptında konuşuyoruz ya, dediniz ya hani mahkeme tensip düzenliyor önce. İşte alıyor, işte şu anda yapmış oldu ve duruşma günü verdi. Diyor ya tanık sıfatıyla zorla getirme. Bence asıl ilgi çekici nokta şu. İnsanlar hep bunu karıştırdılar. Başka davalarda da bunu karıştırıyorlar. Ben çocuğum için, babam için, yani alt soy ve üst soy için tanıklık yapmak zorunda değilim. Geldiğim zaman bana bir soru sorun. Tanıklıktan çekilme hakkım var. Tanık sıfatıyla. Zaten biliyorsunuz tanık sıfatıyla yazıldı. Sadece bu arada üst soy alt soy değil. Üçüncü dereceye kadar kan ismi. Yani şöyle söyleyeyim. Teyze, hala, yeğen, amca. Bunların hiçbirine siz zorla tanıklık yaptıramazsınız. Beni çağırdınız ve mahkemeye geldim. Hani iddianamenin içeriğinden bahsettik ya. Şimdi mahkeme ne yapacak? Bu iddianameyle beraber, delillerle beraber tanıklar dinleyecek. Belki tefsi tahkikat, yani soruşturmanın o kendisinin istediği noktaları ulaşmak için başka delillere başvuracak. Bunu vurmak için en büyük delilimiz de bizim ceza hukukunda tanık. Çağırdınız, yine aynı şekilde susuyorum ben. Nasıl beni konuşturacaksınız? Zaten kanun demiş ki tanıklıktan çekinme hakkınız var sizin bu dereceye kadar. Akrabalık kurumunun herhalde tırnak içinde işe yaradığı nadir meselelerden bir tanesi olabilir ama oraya geleceğim. Bir Canan'a dönmek istiyorum Tarkan Bey. Şimdi Canan, görüntüleri ekrana getirdik ya, Canan beni duyabiliyor mu arkadaşlar? Ben burada şunu sormak istiyorum. Yani bu son çıkan araç görüntüleri var ya, öldürüldükten ne kadar sonraya ait Nail'in öldürüldükten, bunu biliyor muyuz? Mesela dere yatağına hangi gün götürülmüş? Sen o detaylara çok vakıfsın çünkü. Seni dinleyelim. Evet Cansu, hemen sonrasında o ilk aynı 18'deki gün. Evet evet, hemen 11'deki o bize yansıyan görüntülerden hemen ilk 5 dakika içerisinde, zaten bununla ilgili bildiğiniz gibi hemen sonrasında ölümün gerçekleştiği ani bir olayla ve sonrasında da yine Nevzat Bahtiyar'ı, Salim Güran'ın araması ve ilk 18 dakikada, aslında 18. dakikada Nevzat Bahtiyar artık dere kenarında. Yani orada 40 dakikalık bir çocuğu gömüyor. Maalesef söylemek de çok istemiyoruz evet, ama. O görüntüleri de şu an ekranlara getiriyoruz. Belki ekranların evet, başına gelmiş yeni izleyiciler hemen vardı. Canan sen lütfen devam et. İlk dakikalarda zaten Nevzat Bahtiyar hemen arandıktan sonra gelip çocuğu çuvalın içerisine götürüp koyuyor ve ardından da aracıyla o bölgeye gidiyor. Ve orada yaklaşık 40 dakika duruyor. 40 dakika sonra tekrar geri dönüyor. İlk dakikalar içerisinde maalesef aynı anda oluyor bunların hepsi. Çünkü zaten cinayetin işlenme şekli de yapılan bilirkişi tespitlerine göre de ani bir olayla meydana geliyor ve hemen akabinde Nevzat Bahtiyar'a Salim Güran Nari'nin cansız bedenini verdikten sonra plan aşamasına geçiyorlar bu kez. Yine aynı noktada ve o görüntülerde de maalesef küçük kızı o eğer tutmaz deresine götürüyor ve orada gömüyor ve ilk dakikalarda oluyor. Yani 40 dakika içerisinde yaklaşık orada zaten villaların kamerasından. Ya Canan, bunlar bu kadar yakın, hani arkadaşlık falan diyor, yakın arkadaşlar mı yoksa yani bu Salim'den
korkuyor mu? Yani şimdi eğer bu adam Nevzat Bahtiyar şu ana kadarki elimizdeki bilgilerle söylüyorum. Bu işi sadece işte Nari'nin cesedini taşıyıp gömme noktasına katılmışsa bir insan bir ölüyü alıp bu soğukkanlılıkla hemen evet deyip böyle bir şeyi kabul edip gidip götürmesi ve bütün bu olanların yarım saat hani yol koyma yarım saat 40 dakika sürmesi bir anormallik yok mu burada yani? Burada çalışan aynı zamanda korkuyor. Ha buyur. Cansu Canan şimdi aslında yani böyle bir şey zaten çok garip geliyor insanlara çünkü eline verdiği bir suç silahı değil, silah değil, bir eşya değil, bir çocuğun cansız bedeni. Bu zaten korkunç bir şey. Bir kere bir normal insanın o anda hani şoka gireceği bir durum. Bu şekilde hızlı hareket edilmesi ve Salim Güran'la aralarında bu şekilde bu büyük bağın tabii ki hala çözülmüş bir durumu yok ama yani benim kendi düşüncemi sorarsanız bir suç bağı var aralarında. Nasıl bir suç bağı onu bilemiyoruz. Bak bu çok ama önemli. Bu gayet rahatlıkla bir çocuk cenazesinin eline verilmesi ve bunu akabinde hemen götürüp gömmesi bunun para karşılığı olamaz, hiçbir karşılığı olamaz. Kimse böyle bir sorumluluğu kabul etmez. Hani şu anda normal sokaktan geçen en mağdur insanlara bile. Eğer zaten tırnak içerisinde böyle bir alışkanlığı yoksa bir adamın hani düz mantık düşünüyorum. Zaten hani herkesin pis işlerini yaptırdığı biri ya da birileri vardır ya öyle derler hani kaba tabirle. Zaten böyle bir refleks durum yoksa bu kadar bir anormallik var diyeceğim. Tarkan Bey söz almak istiyor. Virgül koyalım Canan sana hemen geliyorum. Bir ekleme yapabilir miyim? Lütfen. Çünkü, ama şunu da unutmayalım. Nevzat zaten emir almaya alışmış bu kişiden. Neden? Kendi çalışanı. Kendisi çalıştığı tamam için. Tamam da şey Tarkan Bey yani bu çuvalı buradan buraya koy emri değil yani. Ama yani bu ilişkilerde hani orada hayatınızı idame ettiriyorsunuz. Köyde yaşıyorsunuz. Hı-hı. O köyün büyük ailesisiniz. O zihin yapısına göre o zihin yapısına göre. Kulluk psikolojisiyle. Çünkü orada hatırlayın bütün yayınlarda. Canan Hanım da onu zaten bize hep söylüyordu. Oranın bütün köyün sahibi aile. Yani siz o ailenin izni, icazeti olmadan köyde aile dışında, akraba dışında yaşayabilmeniz mümkün değil. Hı hı. Uzun yıllardır da siz bunlardan emir almaya, böyle çalışmaya alıştıktan sonra artık verilen hususları ya işte bu çocuktur, cenazedir, bunu yapalım, yapmayalım gibi bence bir muhakeme yeteneklerinin olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka başka şekilleri vardır. Hani diyoruz ya biz en güçlü ortaklık suç ortaklığıdır diyoruz ya evet. Biz. Hani o noktalarında hepsini değerlendirdiğiniz zaman bunları üst üste koyun. Bunları sorgulayabilmesi zaten çok fazla ben mümkün olduğunu değerlendirmiyorum. Canan sözü tekrar sana veriyorum hem cümlelerini tamamla diye böldüm. Hem de mesela otopsi raporuyla da işte bu görüntüler yeni gelişmeler arasında hiçbir çelişki duydun mu, gözlemledin mi, dikkatini çekti mi? Aynı zamanda yani gömülmüş mü Nari'nin oraya? Çünkü mesela iddianamede taş bırakıldığını biz konuştuk günlerce. Yani suya mı bırakılmış, gömülmüş mü? Bir farklılık mı var bu görüntüler? Bir yeni olarak mukayese ettiğinde sen bütün dosyaya vakıfsın baştan beri. Bir farklılık dikkatini çeken detaylar var mı sende? Yok şu anda elde edilen delillerle Nevzat Bahtiyar'ın cansız bedeni alması, götürmesi, eğer tutmaz deresine koyması bunlar tamamıyla zaten yer göstermesinde, keşif çalışmasında da örtüştü. Ancak iddianamede yeni bir detay var. Salim Güran'ın o gece saat 22 civarlarında eğer tutmaz deresinin yanına gittiği yaklaşık 30 dakika orada kaldığı söyleniyor. O dönemde Salim Güran aslında eğer tutmaz deresine çok gidip geliyordu ve jandarma kuvvetleri neden oraya gittin sorusunu sorduğunda da birini gördüm çalılar arasında belki narını almıştır burada saklamıştır gibi beyanlar da bulunarak aslında yakalandığında da ve görgü tanıklarının ifadesinin ardından bu şekilde cevaplar veriyordu. Böyle cevapları vardı. Yani her bir soruya bir cevabı vardı. Aynı zamanda bildiğiniz gibi aslında Narin'le alakalı birçok yalan yanlış ifade vardı. Onlar da zaten iddianamede yer alıyor ama şöyle bir şey var aslında. Tarkan Bey çok daha iyi bilir. Bugüne kadar Narin Güran'la alakalı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına, kolluk kuvvetlerine herhangi bir kayıp başvurusunun dışında şikayet oluşmadı.
bu çocuğumuz öldürüldü, bulunmasını istiyoruz, şu kişilerden şikayetçiyiz diye aile bir dakika Canan, Narin dışındaki çocuklar için mi söylüyorsun? Anlamı. Narin için. Hala evet. Bir başka şikayet, baba, öldürüldü, abi. Burada bir şüpheli durum var ya da ben bir şey itiraf edeceğim diyen olmadı evet. Diyorsun değil mi? Tamam. Sadece abi Diyarbakır Barosu'na müracaat etti. Kız kardeşimin katillerinin yakalanmasını istiyorum ama babadan böyle bir şikayet gelmedi. Bu da çok ilginç. Normalde birçok şikayet oluşması gerekiyor. Tarkan Bey daha iyi bilir, bu konuyu açabilir. Ama böyle bir şikayet de yok. Böyle mi olması gerekiyor? Mesela evet, babanın neden bir şikayeti? Böyle olması gerekiyor ama benim tahminime göre zaten baba hatta müşteki sıfatıyla biliyorsunuz çağrıldığı için eğer ifadeye alındığı zaman bunlardan ben şikayetçiyim dediği için hani kaybolma vakasıyla beraber zaten bir şikayetçi durumu vardı. Kamu şöyle hareket etti, savcılık makamı zaten babanın bir şikayeti vardı. Babanın bu şikayetine göre artık olay ölüm olduğu için tekrar bence söylemediler ama zaten mutlaka duruşmada baba tekrar olacağı için orada da tekrar aynı şikayetini dile getirecektir. Hani bunun teknik olarak yapmamış olması benim tahminime göre hani bundan bir anlam hani gizliyor ya da istemiyor gibi bir yorum yapmak bence zor olabilir. Çünkü orada zaten şikayetçi. Adı da zaten şikayetçi. Bakın tensip zaptına zaten müşteki sıfatıyla çağırıyor mahkeme. Ama Canan Hanım'ın dikkat çektiği nokta şu. Kaybolma durumundan sonra, ölüm olduktan sonra cenazesi, cesedi ortaya çıktıktan sonra neden tekrar hani böyle bir ya işte öldürenlerden biz tekrar şikayetçiyiz diye bir beyan yok diye algılıyorum ben. Ama dediğim gibi işin doğası gereği zaten kamu davalık bir suç olduğu için zaten mutlaka hakim ona soracak. Davaya katılma talebiniz var mı? Şikayetçi misiniz? O da zaten kuvvetle muhtemel. Orada bütün kimler varsa şikayetçi olarak zaten diyecek evet biz şikayetçiyiz. Kamu davasına katılmak istiyoruz diyecektir. Hani onu başka bir yorumlamak sanki bence çok doğru gibi gelmiyor bana. Şimdi ben burada Canan sana tekrar döneceğim ama dedim ki yani bu iddianameyi okudum. Her şey var ama kim öldürdü yok. Yok. Delil yok çünkü. Yok. Neden öldürüldü de yok. O da siz yok. Şimdi tecrübeli bir avukat olarak davayı da baştan beri kamuoyundan da takip ediyorsunuz. Neden öldürüldü Narin size göre? Yani spesifik sebep sormuyorum bunu. Hani anlık, planlı. Çünkü burada diyor ki iştirak halinde çocuğu kasten öldürme. Yani el birliği. Birlikte. Yani iştirak edilmiş. Aynen. Herkes olaya. Bu suça dahil olmuş. Dahil olmuş. Susarak da olsa susarak, orada bulunarak olur mu? Değil. İşte onu hemen söyleyeyim ben size. Yani mesela şimdi burada siz beni öldürüyorsunuz. Burada kameraman arkadaşlarım var ya. Beni sizin elinizden almıyor ya, iştirakla suça dahil mi oluyorlar? Olmaz. Onların çünkü suç işleme kastı yok. Manevi dediğiz. Manevi unsur, kasıt. Sadece engellemediği için işte neden engellemediniz diye. Tabii bizde öyle bir suç yok ama hani delilleri kararttılar bununla ilgili olarak durumlar. Oradan çünkü ortaya çıkmıyor. Öldürdüğünüzü sessiz kalıyor, söylemiyor, ihbar etmiyor. Onların zaten çok sınırlı sayıda bir süreli hapis cezaları var ama çok öyle hani sizin canınızı böyle hani ruhunuzu soğutacak şeyler değil. Ama bizde iştiraktan anladığınız şu, eylem birliği içerisinde ille size bıçakla bıçağı saplamam, boğmam önemli değil. Ellerinizi tutmam, sizi arkadaşlar, kameramanlar getirdi, bağladılar, önüme koydular ve ben öldürdüm. O zaman evet, eylem birliği içerisinde iştirak halinde iştirak bunlar halinde yapmaz ya, ben bunları seviyorum, bunlar çocuklar. Bu olabilir ama bunun dışında diğeri yani özne benden çıksın hocam. Tamam, öyle de söylediğiniz için öyle. Yani sonuçta bir insanı öldürebilmeniz için sizin eylem birliği içerisinde hareket etmeniz, sadece cinayet işlediğiniz zaman değil, ondan önce al yani şöyle, onların eylemi yokken ben bu suçu işleyememem lazım. Birlikte hareketten kasıt o. Ama tamam ya, suçu işlediği andan itibaren iştirak oluyor. Baştan da olabilir, plandan da olabilir, planlanmış da olabilir. Ama şu değil yani, suç işlendi sonra delilleri yok ederken o başka zaten. O zaman hep birlikte işlediklerini düşünüyorlar. Şimdi asıl savcının bunu söylemesi, savcı iddia makamı. İddia makamı olduğu için kuvvetli suç şüphesi savcı için yeterli. Ama hakimin önüne dosya geldi ya şimdi iddianamede. Gerçekten bu suçu birlikte işlediklerine hakim %100 kanaat getirmek zorunda ceza vermesi için. %1 bile bir şüphesi olsa normalde ne diyoruz biz? Şüpheden sanık yararlanır. Bu dosya özelinde ben böyle bir problem görmüyorum ama ilerleyen zamanlarda yargılamanın sonunda ya da devam ederken daha net ifadeler kullanabileceğiz. Ama şunu karıştırmayalım. Savcının her istediği biliyorsunuz olmuyor. Başka davalardan da hatırlarsınız yani. Evet. Ama burada delillerle hareket ediliyor.
burada en önemli nokta ve bunun özelinde biz bu kadar toplu suç gördüğümüz zaman mutlaka biri veya ikisi çıkar derdi ki ya evet bu suçu işte şu işledi, bu işledi, şöyle işledi, böyle işledi, sebebi buydu. Bunları söylemesi lazım. Ve ortada cinayet sebebi iki tane versiyon burada konuşuluyor. İşte bir tanesi amca ile anne arasında acaba bir durum var mıydı ki ona hepsi, hiç kimse kabul etmedi onu. Diğeri de abiyle ilgili bir problem var mıydı acaba? Hani anne de abiyi korumak açısından mı bunları hani sustu, yoksa hiçbir annenin buna susabilmesi mümkün değil. Maalesef bazı zihin yapılarında bazı hala bunun çok değişmesini arzu ediyorum. Bir tane olan çocuğu için bir köy kızı ateşe atabilirler yani. O yüzden hani bu iki tane versiyon olacak. Kız çocukların hiçbir kıymeti yok, evet. Daha önce de biliyorsunuz kaybolmuş, zaten onun da biliyorsunuz soruşturması var da şimdi tabii olay buraya narine olduğu için biliyorsunuz diğerleri için de bir soruşturma başlattılar. Evet. Hani bu konu gerçekten hakimin işi de çok zor olacak. Delilleri önünde işte gördüğünüz deliller var. Başka hiçbir delil yok. Ve ben iddia ediyorum eğer böyle giderse Nevzat dışındaki hiç kimse, göreceğiz iş yedisinde duruşma var, tanık sıfatıyla çağıracaklar ve tanıklıktan çekilme hakkı olanlar bence biz. Ya bu dosyada Nevzat dışındaki herkes serbest kalabilir mi birkaç duruşma sonra? Diyorum çünkü kamuoyu baskısı olduğu için birkaç. Yani Salim dışında biraz, yani biraz zor bu dosya özelinde. Hani hukuken deliller olarak sorduğunuz zaman ortada işte hep beraber görüyoruz. HTS kayıtları dışında delil yok. Bu da tabii suçlamak için yeterli bu arada. Yani hakim diyebilir. Kardeşim sen bana ifade edemiyorsun bunu. Ben de birlikte işlediğinize kanaat getirdim. HTS kayıtları delil midir? Delildir. Diğerleri de baktığınız zaman. O zaman siz işte görüntüleri görüyoruz. Ceset var. Salim Güren akşam gitmiş. Onun sebebi de bence şu. Canan Hanım da hatırlayacaktır onu. Salim'in hep ifadesi şu, diyor ki ben gömdüm, taşları koydum. Yani daha çukur gibi bir şey var. Aslında çukur da kazmamış yani. Nevzat'ın. Koydum. Şey Nevzat'ın. Nevzat. Taşları koydum. Şimdi sonra diyor ki ama diyor ben çalı çırpı bir şey koymadım üstüne. Sonra kuvvetli muhtemel Salim oraya gittiği için tahminimiz şu, ifadelerle de o baktığınız zaman adım, ona bence koydu tam oraya. Çünkü Nevzat'ın hiçbir ifadesine soruyorlar. Nevzat diyorlar ki ya burayı saklamışsın. Diyor ki ben saklamadım, taş koydum. Büyük taşlar vardı, onları koydum. Ama üstünde arama esnasında bulunduğu zaman üstünde çalı, çırpı, işte ne bileyim ağaç, odun, bunlar vardı. Diyor ki ben onları koymadım. O zaman acaba kim koydu? İşte gitken, şimdi görüntü çıktığı bilenler. İçinde Salim kuvvetle muhtemel koydu diye düşünüyoruz. Yani burada bu dört kişi eğer kimse konuşmazsa bu dört kişi bu şekilde devam eder. Belki cezada alırlar, dediğimiz gibi bilmiyoruz. Onu mahkeme karar verecek ama hani bizim tecrübemiz istinaden bu HTS kayıtlarıyla beraber burada bu delillendirip bir şekilde bu cezaya ilişkin olarak karar verilebilir. Ama sonrası istinafı, yargıtayı ne olur onu hep beraber görürüz. Canan, şimdi Tarkan Bey de, Tarkan Erdal da bu konuya dikkat çekti. Bu sessizlik meselesi, kimse konuşmazsa bunlar dedi yani, hani çünkü ortada delil yok. Değil mi? HTS var bir tek. HTS var yani. Ama kim öldürdü yok. Kim öldürdü yok. Neden öldürdü yok. De yok. Sen şimdi aynı zamanda bak bunu sürekli defaatle söylüyorum. Bölge insanısın da yani bilgilerinle yorum yapmanı rica ediyorum. Yani yoruma dayalı da değerlendirme yapmanı rica ediyorum. İddianamede de senin, hatta benim yayınımda anlatmıştım bu kadınların kavgasına dair bilgileri. Bunlar falan da girdiği için bir noktada döner mi bir tane... Birisi çıkıp ya hayır bu böyle oldu deyip bir anlatan olur mu ya da konuşan, ne dersin? Cansu, şöyle bölgede daha önceden, çok eskiden ben töre cinayetlerini çok yazmıştım. Hı-hı. Çok eski yıllarda bölgede bildiğiniz gibi töre cinayetleri çok fazla vardı. O töre cinayetlerinde de aynen bu şekilde sessizlik yemini edilirdi. Diyelim ki öldürülen kızın adı Leyla. Bir daha o gün o fiil işlendikten sonra Leyla'nın adı ağzınıza alınmayacak. Kim soru sorarsa konuşmayacaksınız. Hiçbir şekilde onunla ilgili kendi aranızda bile konuşmayacaksınız gibi söylemler vardı. Maalesef Küçük Narin'de de böyle bir tablo gördüm ben. Bir sessizlik yemini edilmiş. Artık o aralarındaki sır neyse, Narin'in öldürülme nedeniyle alakalı. O sırdan sonra ya o evin içerisinde daraltılmış baz istasyonunun aldığı o raporlara yansıyan kişilerle yapıldı bu. Sonrasında da aslında farklı farklı herkese anlatıldı olay. Asıl mesele o evin içerisindeki kişiler, yani Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran, Nevzat Bahtiyar. Bu ve bunun gibi bir de Maşallah Güran var, Hediye Güran var. Onlar da var. Çünkü Salim Güran onları da daha öncesinden arayıp aynı noktaya
çağırıyor. Yani Hediye Güran'la Maşallah Güran da evin içerisinde. Ki kavgada da zaten kavga sırasında da yine Maşallah, yine Salim Güran'ın eşi, onlar birbirlerine giriyorlar. İşte biz yapmadık, biz bir şey bilmiyoruz. Baştan konuşsaydınız böyle olmazdı gibi konuşmalar vardı. İşte bu ve bunun gibi bunları aslında bir araya getirdiğimizde ve tabii ki tüm köy halkı ve akrabalar, onlara da farklı farklı anlatıldı Nari'nin öldürülmesi. Yanlışlıkla gibi ya da farklı bir şekilde, nitekim zaten ortaya çıkarsa bir gün. Senin yorumun aile meclisinde alınmış bir karar sonrası tabii, böyle bir şeyin olduğu de değil. Tabii tabii, Kur'an-ı Kerim'e yeminleri de var. Köyde tabii yemin de ediyorlar, evet. Herkes yemin ediyor orada. Tüm orada işte kendi aralarında. Öldürüyor, ondan sonra da Kur'an'a yemin ediyor. Enteresan evet. Yani neyse, devam et lütfen evet. Canan, buyur. Zaten bu tür durumlarda, işte bu sır olaylarda böyle yeminler ediliyor. Ama Cansu, senin de şaşırdığın gibi ortada korkunç bir olay var. Biz günlerde konuşuyoruz ve ben hani o günden beri takip ediyorum ama belki de toplum aslında bu yüzden bu katillerin yargılanmasını istiyor. Biz kamu vicdanı oluşturduk ve kamu yargılaması başladığı için aslında bu pozisyona geldi. Evet. Çünkü evet. Ailenin aslında planı şöyleydi. Biz bir hafta gideriz, yayınlarımızı yaparız. Bir haftada jandarma arar, zaten kayıp gider. Ailenin planı bu şekilde. Sonra da unutulur. Unutulduktan sonra da o çocuğu oradan evet. çıkartırız. Bir zaten yere gömeriz. Geçti gitti. Evet. Geçmiş olsun. Sonra gömüldüğü yerden çıkaracaklardı. Farklı bir cenaze töreni yapacaklardı kendi aralarında. Bu sır böyle gidecekti. Pekala. Canan, çok teşekkür ediyorum. Tarkan Bey'e son soru için döneceğim. TV Yüz muhabiri arkadaşım, kıymetli meslektaşım Canan Altıntaş yayınımızdaydı. Dosyayı baştan beri meseleyi takip ediyor. Ve en çok bilgilere çok vakıf Canan. Teşekkür ederiz. Şimdi hocam, burada sorulacak bazı sorular. Bu mesele neden önemli? Yayınların yapılması neden önemli? Çünkü hem ailenin planı istedikleri gibi olmadı, bir. İkincisi, kamuoyu oluşturalım ki en ağır cezaları alsınlar ve başka nadinler aynı sonu yaşamasın. Yani buradaki en önemli, zaten bizim bu olaya yaklaşma meselemiz mi? Yoksa biz Güran ailesi, ben nereden bileyim Güran ailesi? Bana ne ya Güran ailesinden? Allah Allah, kime? Tarkan Bey'e ne yani? Hiç kimseyi ilgilendiren bir aile değil, affedersiniz, ama onların yaptıkları, yapabilecekleri de durdursun onların aldıkları emsal cezalar diyoruz. Son soru. Bunu konuşmuştuk ama bir kısaca şu yönünü tekrar edelim. Bu delillerin, hani diyoruz ya delil yok, yani suç teşkil edebilecek. Bu delillerin yok olması için ne kadar bir vakit geçmesi lazım? Bunlar onu yaptılar. Burası aşikar değil mi? Yani tabii süre, DNA süre olarak hani bir günde, üç günde, beş günde, neden? Çünkü şimdi delil olarak ne ararsınız? Burada bir cinayet vakası var. Kan değil mi? Kanları temizlemek istersiniz. İşte DNA, tükürük. Zaten bildiğimiz kadarıyla siz de hatırlarsınız. Aile temizlik yapıyor. Halıları yıkıyor. İşte o hani kaybolma ile ilgili olarak o durumlarda. Zaten oğlanın, Enes'in kolundan alınan şey geç alınıyor. Zaten iki geç, gün sonra. Çünkü sebebi evet. O kaybolma vakası. Hiç kimse ölümle ilgili, bir de düşünsenize yani kimin aklına gelir? Şimdi tabii bazen yükleniyoruz ama biz tabii bundan ders çıkarttık, onu da söyleyeyim. Kolluk kendisi kesinlikle ders çıkart dedi ki böyle bir durum olursa cinayette paralel yürütülecek. Olabilir, böyle gidelim. Kesinlikle artık bu stratejileri bu şekilde oluşturdular. Bu da kötü bir örnek oldu ama düşünsenize normal şartlar altında, onların da tabii çok haksızlık etmeyelim ama tabii onlar daha profesyonel yapmaları lazımdı bunu. Çünkü anne, baba, yeğen, amca, çocuk arıyor. Kimin aklına gelir hani böyle bir durum oldu, ama demek ki aklı bizim gelmeyebilir. Ama artık profesyonellerin aklına gelecek ve böyle hareket edecekler. Deliller evet, ama sonuçta şöyle de bir enseyi karartmamak lazım. Bence HTS kayıtları var. Ölüm saati belli. Adli tıp raporu var. HTS kayıtları da beraber, belki nedenini veya kimin öldürdüğünü bilemeyeceğiz ama sonuçta hakim, savcı önündeki HTS kayıtlarına göre değerlendirecek. Siz cinayette buradasınız. Bu saatte buradasınız. Başka bir beyanınız yok. Yani çocuk burada ölmüş. Hani Nevzat'ın söylediğine göre zaten orada. Saat hepiniz de ömür boyu yatırıyorum diyebilir mi? Onu söyleyebilir. Eğer dediğim gibi o dört kişiyle ilgili sıkıntı olur. Peki. Kendi aralarında, kendi içleri içinde. Ama çıkar birisi derse ki, ya da bir başkası, hayır bunu bu yaptı, şu yaptı, Nevzat'la da örtüşürse, o zaman durum çok farklı olur. O örtüştükleri kişiler için
aynı şeyleri söylemeye devam edeceğiz ama diğerleri için daha hafif veya işte tutuklama dışındaki hususlar veya beraatler, işte ne bileyim başka cezalar gündeme gelebilir. Biraz Nevzat ben yaptım diyecek, ihale ona atılacak gibi duruyor galiba, değil mi? Olabilir, göreceğiz işte. Göreceğiz. Çok dediğim gibi şimdi masumiyet karinesi. Evet, masumiyet karinesi. Hani o yüzden onları evet, da söylemek lazım. Yargılama zaten 7 Kasım'da bu biraz şekillenir Cansu Hanım. Neden? İlk duruşma. İlk duruşma, herkes ifadesini söyleyecek. İşte baba, müşteki konuşacak. Eğer dediğiniz gibi, yani konuştuğumuz gibi tanıklar gelip de tanıklıktan çekilme hakkı olanlar, biz tanıklık yapmak istemiyorsak zaten o iş bana göre hukuken bitecektir. Çünkü başka delil yok ortada. Ona göre konuşuyor oluruz tekrar. Pekala. Tarkan Erdal avukat, çok teşekkür ediyoruz. Kendisine Narin Günan cinayetine dair yeni çıkan görüntüleri ve iddianamenin detaylarını konuştuk efendim. Yeni saat dilimine geçiyoruz. Hemen başlıyoruz. Evet, gündemle başlıyoruz. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ'a yönelik hain saldırı nedeniyle Rusya ziyaretini yarıda kesti. Türkiye'ye döndü. Güvenlik zirvesine başkanlık etti. BRİÇ zirvesine katılmak üzere gittiği Rusya'nın Kazan şehrinden İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki devlet konuk evinde düzenlenen güvenlik toplantısına başkanlık etti. Zirve yaklaşık 1,5 saat sürdü. Güvenlik toplantısında TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ele alındı. Ayrıca terörle mücadelenin ve terörsüz bir Türkiye için cansiperane çalışmaların süreceği ve sınır ötesinde bir terörist an kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği belirtildi. Efendim, biliyorsunuz Özgür Özel de Doğu turundaydı. TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Doğu turunu yarıda kesti ve ayağının tozuyla MYK, yani Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Ankara'ya dönüyoruz. Buradan havaalanına geçiyoruz ve ilk uçakla dönüyoruz. Hain saldırının haberini Diyarbakır'da aldı. Doğu turunu yarıda kesti, Ankara'ya döndü. Merkez Yürütme Kurulu'nu olağanüstü topladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit yakınlarını ve yaralıları yalnız bırakmadı. Genel merkezden sonraki ilk durağı, teröristlerce şehit edilen taksici Murat Arslan'ın cenaze töreni oldu. Özel, Kahramankazan ilçesindeki cenazede saf tuttu. Şehidin tabutuna omuz verdi, acılı ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Ben biraz önce 5 yaralımızı hastanede ziyaret ettim. İkisi yoğun bakımda olan yaralılarımız hakkında da başhekim yardımcımızdan bilgi aldık. Çok büyük bir faciayı, büyük bir tehlikeyi 5 tane şehit ve yaralılarımızla, çok daha kötüsü olabilecekken olaya müdahale eden polislerimizle, özel timle atlatmış durumdayız. Ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne gitti CHP lideri. Hain terör saldırısı sonucu yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Durumları hakkında bilgi aldı, çıkıştaysa mesajı netti. Bunu yapmaya kalkan kim olursa olsun karşısında bir ve bütün olarak durmak lazım. Darbeciler bunu yapmaya kalktığında da öyle davranmak gerekiyor. Eğer biz korkarsak, biz sinersek, biz bundan dolayı tutumlarımızı değiştirmeye kalkarsak terör amacına ulaşmış olur. Özel daha sonra da Karşıyaka mezarlığına geçti. TUSAŞ'a yönelik saldırıda şehit olan Hasan Hüseyin Canbaz, Cengiz Coşkun ve Zahide Güçlü'nün cenaze törenine katıldı. Evet, gazetelerle devam edelim. İlk olarak başlıklara bakalım. Türk Gün gazetesi vardı. Başlıkları da aldılar arkadaşlar. Peki, Sabah gazetesiyle devam edelim. Milli silahlar inlerinde avladı. Yerli savunma sanayimizin göz bebeği TUSAŞ'a yönelik alçak terör saldırısında milli silahlarla en anlamlı yanıt verildi. Mehmetçik, TUSAŞ'ın ürettiği SİHA'lar ve F-16'larla terör örgütünün kalbine bomba yağdırdı. Detayı verilmiş haberin manşetin altında. Hemen bir başka haber var Sabah gazetesi, onu da paylaşalım. Teröristan kurulmasına asla müsaade etmeyiz. Başkan Erdoğan BRICS zirvesi için gittiği Rusya'dan İstanbul'a döner dönmez güvenlik zirvesini topladı. 1,5 saat sürmüştü zirve, aktardık.
TUSAŞ'a yönelik hain saldırının ele alındığı zirvede terörle mücadelede atılacak adımlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Terörsüz bir Türkiye için can siperhane çalışmaların süreceği, sınırların ötesinde bir teröristan kurulmasına asla izin verilmeyeceği vurgulandı. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesinde gözyaşlarıyla uğurlandılar başlığı atılmış. Şehit cenazesinde efendim Zahide Güçlü Ekici, Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Canbaz'la taksi şoförü 3 çocuk babası Murat Arslan dün son yolculuklarını uğurlandı. Makine mühendisi Ekici'nin Gökbey Genel Maksat Helikopter Projesi'nde aktif rol aldığı ortaya çıktı. Vatanını çok severdi. Şehitlik ona çok yakıştı denildi kendisi için. Abisi böyle söylüyor. Milliyet gazetesine bakalım. Orada bir haber daha var. Milliyet gazetesinde teröre karşı kararlılığımız perçinlendi diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem bu açıklamasına hem de teröristana müsaade yok açıklamasının detaylarına gazetede başlık olarak yer verilmiş. Hemen BRICS toplantısını sonrasında toplantıyı kısa kesti ve sonrasında da bu açıklamaları yaptı. Döndüğü gibi de bir güvenlik zirvesinde bu mücadele kararlılığımız perçinlenmiştir ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Efendim başkent Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı dünyayı da ayağa kaldırdı. Ülke liderleri saldırıya tepki gösterdi. Kınama mesajları yayınlandı. Başkent Ankara'daki TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına dünyadan peş peşe tepkiler geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz." dedi. Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda da konuştu. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldırıyı kınadı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. United States said so. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken X hesabından açıklama yaptı. Terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti. Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ankara'dan gelen haberle şoka uğradığını söyledi. Terörün her türlüsünü en güçlü şekilde kınıyor ve ortağımız Türkiye'nin yanında duruyoruz ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Türkçe mesaj yayımladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşıyor, kendilerine taziyelerimizi sunuyoruz. Teröre karşı Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içindeyiz açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de terör saldırısını kınadı. Bu zor zamanda Türkiye ile dayanışma içindeyiz dedi. Terör saldırısına bir kınama da kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bu hain terör eylemi sonucunda şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Azerbaycan her zaman kardeş Türkiye'nin yanındadır ifadelerine yer verdi. Balkan, Körfez ve Afrika ülkelerinden de Türkiye'ye taziye mesajları gönderildi. Efendim şimdi tüm bu gelişmeleri bir konuğum var. Kendisiyle görüşeceğiz. Kendisiyle değerlendireceğiz. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Kazım Dalkıran konuğum. Kazım Bey hoş geldiniz Hayata Dair öncelikle. Teşekkür ediyorum Cansu Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi bir güvenlik zirvesi, güvenlik zirvesinin ardından verilen mesajlar. Zaten bu hain terör saldırısını konuşalım, detaylandıralım. Ama şu mesajları da okumak isterim. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme ve terörle mücadele kararlılığını perçinlemiştir dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Aynı zamanda şu vurgu her daim çok önemli. Yanı başımızda bir teröristan kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Ne dersiniz? Bu zirve, bu mesajlar ne anlama geliyor son yaşanılan gelişmeler ışığında? Buyurunuz. Evet, aslında hem bu terör eyleminin zamanlaması hem de eylemin yapıldığı yer dikkate alınması gereken bir husus. Özellikle yer olarak baktığımızda yerli ve milli sanayimizin %80'lere ulaştığı bir dönemde bu konuda en önemli çalışmaların yapıldığı bir bölge Kahraman Kazan'daki TUSAŞ tesisleri. İkincisi tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın BRICS zirvesi için yine benzer bir şekilde Kazan'da bulunması ve
o dönemde böyle bir saldırının yapılması önemli. Üçüncü olarak baktığımızda ise 1 Ekim'deki meclis açılışından itibaren Türkiye'nin gündemine gelen yeniden bir karşılıklı güven esasına dayalı bir huzur ortamının sağlanması gayretleri. Bir kardeşlik süreci olarak tanımlanan bir teröre karşı çözüm odaklı adımlar ve bunların konuşulmaya başlanması. Evet, Cansu Hanım, ben 2013 döneminde çözüm sürecinin yönetildiği ve uygulandığı Diyarbakır'da Kolordu ve Garnizon Kurmay Başkanı olarak bir anlamda bu işin karargah işlemlerini yürüten kişi. Orada söylenen, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir husus vardı. Bugün yine aynı şeyi tekrar ediyor. Bir tek damla kan akmasın, bir tek insan ölmesin. Bunların hiçbirisi doğru değil. Şimdi bugün baktığımızda sizin altyazıda da geçiyor. Bazı teröristlerin Habur sınır kapısında teslim olduğu ile ilgili. Şimdi onların yapabilecekleri şey yeniden Türkiye'nin adaletine dönmeleri, annelerine, babalarına babalarına, ailelerine dönmeleri. O çözüm sürecinden sonra anneler özellikle çocuklarına sahip çıkmak üzere o zamanki bir parti binasının önüne baş gittiler. Ondan sonra da gerçekten bu mücadelenin içerisinde huzur için kendilerine düşen görevi yaptılar. Ve onların bugün bu eylemi yapan teröristlere baktığımız zaman bunların o dönemlerden önce kandırılmış olan çocuklar aslında baktığımız zaman gibi. Şimdi de bu çocukları kandırılmasınlar bir daha diye Sayın Cumhurbaşkanımız başlangıçtan itibaren özellikle onların hem okullarına gitmeleri için annelerine destek verilmesi hususu, hem sonrasında o bölgeye yapılan bütün oralarda açılan okullar, üniversiteler, ben o bölgelere gittim. Cansu Hanım, gidin Diyarbakır'a mesela, bir 75 cadde vardır. Yani orası İstanbul'daki herhangi bir caddeden farksız değildir. Bugün Hakkari'nin dağlarında kış mevsimi geldiğinde kayak sezonu açılır ve orada kayak yapılır. Bu ortamın olmasını istemeyenler var. Bunların başında da maalesef daha önce bizim yine bölgede bulunduğumuz zamanlarda, ben pilot olarak da bulunduğum için bölgede 90'lardan itibaren Suriye'de kimlikleri verilmeyen, herhangi bir inanç değerleri olmayan, yani bir anlamda mankurtlaştırılmaya çalışılan bir grup var Suriye'deki Kürtçe konuşan veya bir şekilde inanç değerleri olmayan insanlar. Dolayısıyla onların yöneticileri terör örgütünün içinde bulundukları dönemde hep şunu söylüyorlardı. Biz Türkiye'de her şey güllük gülistanlık olsa da bu bizim için bir anlam ifade etmez. Dolayısıyla biz terörün devam etmesini istiyoruz gibi. Şimdi de aynı yansıma gözüküyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle 2015-2016. Yani terörün içinde terörün bitmesini asla istemeyen de bir zümre var. Yani onlar ne olursa olsun bitmesini istemiyor diyorsunuz siz. Tabii ki. Mesleki tecrübelerinizle konuşuyorsunuz bunu. Tabii ki. Yani burada tabii işte kandırılan, daha kaldırılan, daha kaçırılan kız ve erkek çocukları var. Küçük yaşlarda bunlar götürülüyorlar. Muhtemelen bu eylemi yapanların da durumları ortaya çıkacaktır. Ve bunlar başlangıçta PKK adına götürülmüşken geçtiğimiz zamanlarda bunlar çok açık bir şekilde ortaya çıktı ki artık sözde işte YPG, YPJ, PYD dediğimiz yapıdan SDG diye, Mekkurt diye bir kişi bunları bir şekilde terör eylemlerinin içerisinde tutmaya çalışıyorlar. Bu örgüt başlangıçta Marksist-Leninist bir örgüt iken bugün baktığımızda onların sözde emperyalist dedikleri ülkelerle birlikte hareket ediliyor. Şimdi tabii ki hemen zirvenin sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın hemen döner dönmez. Toparlamanızı rica edeceğim bu arada. Çok önemli bir yere geldiniz. Sürem de bitiyor. Bölmek istemedim. Buyurunuz. Tabii. Güvenlik zirvesinin hemen toplanması ve bunun sonrasında verilen mesajda kesinlikle teröre müsaade edilmeyeceği ifade ediliyor. Ancak ben burada şunu ayrıca ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir yerinde terörün olmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Bunun için de özellikle nerede olursa olsun terörle mücadele edilen yerlerde biz desteğimizi veririz diyor. Bunun bir örneğini işte Nijer olur, diğer yerler olur.
Ben esas olarak da şöyle söylüyorum. Maalesef son zamanlarda terör eylemlerinin yapıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerini hep görüyoruz. Onların içerisinde eylemler yapılıyor. Dolayısıyla burada oluşturulacak bir güvenlik ve destek unsurları yaklaşımıyla bütün bu ülkelerde terörün sona erdirilmesi, bu bölgelerin huzura ulaşması gerekiyor. Bunun için diğer konularda da Türkiye elini taşın altına koyacağını söylüyor. Bir de bölgedeki işte Filistin konusu da çözülmeden bu olayların çözülmeyeceğini de tekrar tekrar ifade etmek gerekir diye düşünüyorum. Bunun için de adımlar atıldığını görüyoruz. Sonuç alınacaktır diye düşünüyorum. Pekala, öyle olacaktır. Öyle olmasını umut ediyoruz. Bunun için gerekeni de yapıyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Doktor Kazım Dalkıran, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikteydi. Daha detaylı diğer kondisyonlarını da meselenin konuştuğumuz başka yayınlarda görüşmek üzere diyelim ve devam edelim. TUSAŞ'a yönelik hain saldırı ile ilgili hemen mesai arkadaşıma gideceğim. Yunus Emre Demirkaya, kendisi beni TUSAŞ'ın önünde bekliyor. Özellikle oradaki mühendislerimizin verdikleri mesaj çok anlamlı ve çok kıymetliydi. Zaten hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, millet olarak böyle düşünüyoruz. Hainlere inat, daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz, daha fazla gelişeceğiz ve daha fazla dosta güven, düşmana korku salacağız. TUSAŞ'ın önünde hemen ben mesai arkadaşıma sözü bırakacağım. Yunus Emre izlenimlerini, son izlenimlerini aktaracak bölgeden. Evet Cansu Canan, tıpkı senin ifade ettiğin gibi ancak kısa bir es vermek istiyorum. Çünkü iki tane sıcak gelişme yaşandı. Önce onlardan bahsedeyim, ardından da tesislerdeki durumlardan bahsedeceğim elbette. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda PKK-KCK terör örgütü üyesi Ramazan Aktaş'ın, kırmızı kategorideki Ramazan Aktaş'ın Mardin Artuklu'da bir eve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini ilan etti. Önce bundan bahsedelim. Ardından da yine sabah saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütüne övücü ve sempati besleyen 33 kişinin tespit edildiğini, bunlara yönelik de operasyon başlatılacağını bildirdi. Bu iki önemli gelişmenin ardından tabii ki TUSAŞ tesislerinden bahsedelim. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesisleri, biliyorsunuz milli savunmanın, savunma sanayinin bel kemiği diyoruz ve iki gün önce ne yazık ki buraya menfur bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Ardından da 5 vatandaşımız şehit düştü. Dün onların Ankara'nın çeşitli ilçelerinde cenaze törenleri yapıldı ve ardından da sonsuzluğa uğurlandılar. Tabii TUSAŞ'ın çevresinde aslında olayın ardından hala günümüz içerisinde de yoğun bir güvenlik önlemi var. Hem emniyet ekipleri hem de jandarma ekipleri tesisin çevresinde teyakkuz halindeler. Biz de buradaki haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Yayının başında aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi burada çalışan mühendisinden teknikerine, çağcısına, güvenlik görevlisine kadar bütün mensupları, yaklaşık 15 bin kişi çalışıyor çünkü burada. Bu sabah saatlerinde de yine işlerinin başındaydılar ve burada yoğun bir araç trafiğinin yaşandığını ifade etmek istiyorum. Ancak tabii ki de emniyet güçlerinin kontrolü altında. TUSAŞ neden önemli aslında, buna da değinmek lazım. Çünkü Anka, Atak gibi helikopterler, Gökbey ve Milli Muharip Uçak Kağan'ın üretildiği nokta TUSAŞ ve burada çalışan çok sayıda mühendis ve tekniker de bu saydığımız projelerin hem geliştirme hem Ar-Ge hem de şu anda hala üretim aşamasından sonra yeni envanterlerin eklenmesi için çalışmalarını sürdüren ekipler. Tabii ki de savunma sanayinin bu denli bağımsız olmasını istemeyen güçlerin hedefindeydi TUSAŞ ve o yüzden hedef alındı. 5 vatandaş ne yazık ki şehit edildi. Yaralıların da hastanelerde tedavileri sürüyor. Tabii dediğimiz gibi aslında olayın hemen ertesi gününde, çarşamba günü gerçekleşti olay. Perşembe günü de burada tesislerde belirli bölümünde yine bu 15 bin çalışanın, personelin meslek hayatı, çalışma hayatı devam etti. Bugün de sabah saatlerinde burada yoğun bir trafik vardı. Çünkü gerçekten Ankara'da önemli bir alana sahip bu tesis. Dediğimiz gibi çevrede güvenlik önlemleri devam ediyor. Ancak mühendisler, teknikerler de işinin başında olmayı sürdürüyor. Buradan aktaracaklarım bu kadar şimdilik.
Evet, Yunus Emre'ye çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Efendim, gündemdeki gelişmeleri aktarmaya devam ediyorum. Öcalan'ın ailesi 4 yılın ardından ilk kez bölücü terör örgüt elebaşıyla yüz yüze görüştü. İmralı Adası'nda gerçekleşti ziyaret. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dikkat çeken çağrısının ertesi günü gerçekleşti. DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan'ın açıkladığı temasta PKK elebaşı süreci şiddet zemininden siyasi zemine çekecek güce sahibim dedi. Tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Dikkat çeken bu çağrı sonrası kritik ziyaret hayata geçti. Öcalan ailesi 23 Ekim çarşamba günü İmralı'ya gitti. Tam 43 ay sonra bölücü örgüt elebaşıyla yüz yüze ilk görüşme gerçekleşti. Gelişmeyi Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aile görüşünün yasalak olduğunu belirtti. Koşullar ne olursa olsun bunun devam etmesini talep etti. Ardından da PKK elebaşının verdiği mesajı iletti. Abdullah Öcalan, gerekli koşulların oluşması durumunda süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek güce sahip olduğunu söyledi. Yani İmralı hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve bu çağrıyı destekleyenlerde. Artık bu sözü hayata geçirme zamanı. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, İmralı'dan gelen mesajı bu sözlerle değerlendirdi. Topu iktidara attı. Adalet Bakanlığı başvurusunun kabul edildiğini Ömer Öcalan'a 22 Ekim Salı günü resmi olarak bildirdi. Aile Bursa'nın Mudanya ilçesindeki askeri iskeleden çarşamba sabahı feribotla alınarak İmralı Adası'na götürüldü. 11'de başlayan görüşme öğleden sonra sona erdi. Şimdi Ortadoğu'daki gelişmelerle devam edeceğim. İsrail yine saldırı hazırlığında efendim. Şiddet her geçen gün artıyor ve Orta Doğu'daki yangın büyüyor. Korkumuz yaşananların bölgesel bir savaşa evrilmemesi. Orta Doğu'da savaş çanları çalıyor. İsrail İran'a her an saldırabilir. Tel Aviv-Tahran gerilimi had safhada. İsrail'in İran'ın füze saldırısına nasıl yanıt vereceği belirsizliğini koruyor. İsrail Devlet Televizyonu Kan çarpıcı bir iddiada bulundu. Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıyı başlatmak üzere olduğunu öne sürdü. İddia İsrailli bir yetkilinin sözlerine dayandırıldı. Söz konusu yetkili Tel Aviv'in ABD'nin saldırıyı yumuşatma yönündeki baskısına da aldırış etmediğini vurguladı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant önceki gün askerlere hitaben bir konuşma yaptı. İran'a saldırdıktan sonra herkes sizin hazırlık ve eğitim sürecinde neler yaptığınızı anlayacak ifadelerini kullanmıştı. İran 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. İsrail de bu saldırıya mutlak karşılık vereceğini bildirmişti. Efendim, bu hafta biz emekli haftası yapmıştık ve emekli dosyalarını açmıştık. Amcalarımızın, teyzelerimizin yürek yakan hikayelerini ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi o dosyaların 4. bölümü var. En düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalışan bir amcamız hayat mücadelesi veriyor. Onun öyküsünü ekranlarınıza getiriyoruz şimdi. İsterim ki evde oturayım, gelmeyeyim bu yaşta adamım. Evimde sabah 9'da çıkıyorum, akşam 9'a kadar. Ben de günlerce burada böyle bir şeyler satmak için uğraşıyorum. Yarını düşünüyorum. Yarın ne olacak acaba? Gücüm kalmadı. Mücadelesi hiç bitmiyor. Gücüm kalmadı dese de eşi için, ailesi için dimdik ayakta. Metin amca da milyonlarca emekli gibi geçim derdinde. 62 yaşındayım. 12 yaşında başlamıştım işe. 12 yaşında başladım mücadele etmeye. Hala da ediyor. Metin amca da çalışmak zorunda kalan emeklilerden sadece biri. Emekli maaşı en düşük emekli maaşı. İşte bu yüzden sabah 9, akşam 9 burada çalışmak zorunda kalıyor. Evet. Maalesef sabah 9, akşam 9 çalışıyoruz ama
Yetişmiyor yani. Zorlamıyor mu seni? Tabii zorluyorum ki bak gittiğim yere sandalyemi de götürüyorum ki oturayım da yorulmayayım. Şey diyeyim diyeyim bak bu oralara şuralara gidiyorum oturuyorum. Eviniz kira mı? Kira. Ne kadar ödüyorsunuz kira? Kira bir artı birden de ufak bir yerde kalıyorum. Ben barınabileceğim şekilde kalıyorum. 15 milyar her ay ödüyorum ben. Beslenme, barınma, giyim. Temel ihtiyaçları karşılamak bile emekli maaşıyla mümkün değil. Kar gittikçe kira, ya ben bir seneliğine bir eve giriyor, kira çark ediyor, evden diyor çık diyor sana. Pek kazanamıyorum ama kredi kartıyla döndürüyorum yani, kredi kartını döndürüyorum. Onu alıp ona veriyorum, onu alıp ona veriyorum. Yaşam mücadelesine bir de eşinin hastalığı eklenmiş Metin amcanın. Hasta mı eşin? Evet. Neyi var? Hem spastik kolon var hem de beyne tıpa atıyormuş neyse artık bilmiyorum. 4 tane damarı da kapalı. Tedavi olabiliyor mu? Olabiliyor ama neyle nasıl olacak? Hem korkuyorum hem de para yok yani tedavi olmak için. 2 yıl daha yapabilirim bunu direnebilirim. 2 yıl sonra da köyüme dönerim. 70'e geldiğinde daha çalışamam. Daha gelemem. Gelemem yani. Yani diyorsun ki ben parayı bulabilsem, o parayı toplayabilsem eşya alırım. Toplayacağım tekrar köyüme döneceğim öyle. Bir yıl sürmez yani biraz... Param olsa çıkıp dönerim köyüme. Ne işim var? Bu eşyaları köye götürmek için para bulamıyor. Metin amca bu şartlarda en fazla 2 yıl daha çalışabilirim diyor. Bu 2 yıllık süreçte de para biriktirip eşini de eşyalarını da alıp köyüne taşınmayı planlıyor. Yani emeklilerin maaşı biraz düşük yani. Olmaması lazımdı böyle. Efendim gündemdeki konular... Çok hızlı değişiyor, dönüşüyor. Bir devinim halinde gündem Türkiye'de maalesef. Dolayısıyla emekli meselesi, emekli dosyaları bizim gündemin geri sıralarında kalsa da asla unutturmayacağımız ve gündemin üst sıralarına alıp bir pencere açacağımız meselelerden bir tanesiydi. Bunun yanında hayata dair açtığımız pencerelerden bir tanesi de halk sağlığı, sizlerin sağlığı. O konuyu da hep gündemde, bu konuları da gündemde tutmaya çalışıyoruz. Beslenme uzmanı Ersin Özdemir benimle birlikte. Ersin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemeri Cansu Hanım. Yine bu haftanın önemli haberlerini derledik. O haberleri Cuma günü topluca Ersin Bey'e sorup değerlendirtiyoruz. Bir tarafta toplanan işte kolalar, bir tarafta klor suyundan maalesef zehirlenen çocuklarımız. Bir tarafta günlük olarak yediğimiz... Hani çocuklarımızla götürdüğümüz bir ödül mekanizmasında götürdüğümüz hani güzel bir şey yapıyormuşuz gibi maalesef hamburger zincirlerinde çıkan bakterilerden dolayı yaşanan ölümler. Tüm bunları değerlendireceğiz. Ve tabii bir tarafta da günlük hayatımıza, mutfağımıza sinsice giren ve her gün bizi zehirleyen bu zehirler. Yani günlük hayat pratiklerimizdeki yapmamız gereken uyarılar. İlk olarak suyla başlamak istiyorum ve bu klor meselesiyle. Çünkü su olmazsa olmaya açlığa dayanabiliyoruz da evet, susuzluğa dayanamıyoruz. Ve maalesef hayatımızı kaybedebiliyoruz. Su o kadar hayati, sistemimizin en önemli dinamiklerinden bir tanesi. Ve işte yıkanıyoruz, saçımızı yıkıyoruz, arıtıyoruz, içiyoruz vesaire, yemek yapıyoruz vesaire vesaire. Ve sularında klor oranları var. Ancak biliyorsunuz ki daha çok yeni 27 çocuğumuz, 27 miydi rakam? 22. 22 çocuğumuz klordan zehirlendiler. Bununla ilgili bir klor meselesine bir parantez açalım istedik biz. Tabii. Çeşme suyuyla ve klor oranını test etmek için canlı suyla geldi. Ersin evet. Bey. Sözü size bırakayım. Klor bizi nasıl zehirliyor? Tabii. Cansu Hanım şöyle, klorun çıkış amacı özellikle büyük şehirlerde dezenfekte etmek amaçlı çıksa da artık maalesef ki verdiği zararlar boyunu aşmış durumda. Öyle bir hale geldik. Hatta bununla alakalı yıkandığım halde kendimi kötü hissediyorum. Duştan sonra bir sıkıntı yaşıyorum gibi vakalar da çok fazla. Rize'de Olimpik Spor Merkezimizde yüzen çocuklarımız, bunlar ergenlik döneminde 5 ila 18 yaş arası, çok kısa dönem içerisinde, benzer dönem içerisinde hastanelik oldular. Ve hastanede yapılan raporlarda, tetkiklerde çocukların sürekli klorlu havuzda yüzdükleri için klor zehirlenmesi geçtiği ortaya çıktı. Ben de bugün izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Hani havuzların zaten aşağı yukarı tehlikelerini az çok biliyoruz ama çay demlediğimiz demlikler ya da duş alırkenki kullandığımız sular, acaba bunlar bize gol atıyor olabilir mi?
Bunlarda cilt kurulu olan insanlar var. Egzaması olan insanlar var. Ya da pimpirikli insanlar var. Ben iyice sıcak suyla yıkanmadan temizlenmiş gibi hissetmiyorum diye. Bunlar çok tehlike altında olabiliyor bazen. Bununla alakalı hemen bir beraber güzelce bir test yapalım istedim. Tamam. Şöyle Cansu Hanım, şu bardağımızda normal musluk suyu var. Şu bardağımızda. Bu suya da bir canlı su göstereceğim ve bir klor ayracı damlatacağız. Klor ayracını damlattığım an sular arasındaki farkı göreceksiniz. Bu ayraç klora hassas. Klorla temas ettiği an renk değiştirecek. Sarı renge, turuncu renge doğru dönecek. Şimdi önce musluk suyuyla başlamak istiyorum. Ki oradaki bunu klor... eczanelerden alabiliriz. Tabii eczanelerden alabilirler. Farklı yerlerden tedarik edebilirler. İlk dökeceğim bardak Cansu Hanım klorlu su. Bakın şöyle. Şöyle renk değişimini hemen görüyorsunuz. Hafiften şöyle bir çalkalayayım. Bak suyun rengini gördünüz saniyeler içerisinde. İşte bu içindeki kloru maalesef ki temsil ediyor. Klor olunca bu renge dönüyor. Bu renge değil dönüyor mi? Evet. Sarıya dönüyor. Sarıya dönüyor kesinlikle. Aha. Öyle. Bu da klorsuz olan bir su, canlı su. Biliyorsunuz ki biz insan bedeni bakın döktüğüm halde hiçbir renk değişimi yok. Yani bizim mümkün olduğu kadar bu sulardan tüketmemiz lazım. Şöyle çalkalıyorum. Bir tanesi canlı su, bir tanesi klorlu su. İşte bize tehlike yapan bu. İçtiğimiz suda da bu testi yapabiliriz. Tabii ki yapabiliriz. Ve o suyun geri kalanını içmeye sürdürürüz böylece. Tabii ki. Yani varsa bu parayla satılan suları bile şimdi hemen test edebiliriz. Burada asıl mesele şu. Bunlar bize çok fark etmediğimiz, çok anlatılmayan, çok gündeme getirilmeyen konular. Ama özellikle dermatit gibi hastalıklar ya da akciğer çok kanseri. Çok özür dilerim. Ya Asiye bana bir... Küçük bir bardak ve normalde benim işte açıp cam şişeden içtiğim normal günlük sudan da getirebilir misiniz? Tabii ki. Onu da test edelim. Onu da test edelim. Şöyle Cansu Hanım, özellikle akciğer kanseri çok ciddi anlamda bronşları sıkıştırma özellikleri var maalesef ki. Ve klor aslında çamaşır suyunun da etken maddesi. Tabii ki de musluktan akan sularda çamaşır suyu kadar yoğun yok. Ama yine de maalesef ki bu konular bize gol atıyor. Bugün özellikle artan cilt hastalıkları, bazı genç kızlarımız, genç oğlanlarımız var. Cildim çok kuru. Hatta gidiyorlar bazı sentetik ilaçlar kullanıyorlar onunla alakalı. Bunlar bize maalesef ki sıkıntı yaratabiliyor. Akciğer kanseriyle mesela birebir ilişkili bu konu, bu klor konusu. Klor meselesi. Tabii ki klor meselesi. Bir de kendi alanımdan örnek vermek istiyorum. Bazı insanlar vardır su içtiğim gibi tuvalete koşuyorum. Ya da su, yeteri kadar da su içiyorum ama kilo veremiyorum. Kilo verememenizin sebebi de yalnız su içmeniz. Çünkü klor asidiktir. Asidik sular vücutta toksin etkisi gösterdiği için yağlar onu paketlemek ister. Yağlar ondan uzaklaştırmak ister. Yani yanlış su içiyorsanız aynı zamanda şey yapamazsınız. Kilo vermede çok zorlanırsınız. Tamam. Gel Asiye buradan alayım. Bir de tabii aslında ki. Sen kendin mi hemen şey yapayım? Gel bakalım ben alayım onu. Çok teşekkür. Bu içtiğimiz su. Tabii. Bir onu da test edelim bakalım. Evet, bir yudum alayım. Tabii ki. İçme sularımız, parayla satılan sular tabii ki bir nebze daha bu anlamda klor oranları düşük. Gerekli denetimlere yeterli. Geçen ama ne testi yapmıştık biz? ORP testi. ORP testini geçememişlerdi Onu geçememişlerdi. Onda hatta hemen hemen musluk suyuyla aynıydı. Gerçekten. Şimdi Cansu Hanım sizin, bu da normal içtiğiniz su. Bakalım renk değişimi olacak mı olmayacak mı? Olmayacak gibi duruyor. Bakalım şimdi sallayacağız biraz da olmayacak gibi duruyor evet. Evet. Bu testten geçti. Evet süper. Evet. Cam şişede markası cam şişede içtiğim su evet. Evet. Çok güzel. Bu konuda çok tebrik ediyorum Cansu Hanım. Bu konuda gayet güzel testten geçtiniz. Özellikle cam şişe olması burada çok mühim. Çünkü plastiklerde BPA dediğimiz maddeler var. Ve ben her yayınımda olabildiğince söylemeye çalışıyorum. Kapak içerisinde rakamlar var. O rakamlarda 3, 6 ve 7 yazıyorsa bildiğiniz gibi onlar da maalesef ki kanserojen plastik. Hatta benim şöyle bir durum var. Çok zorda kalırsanız o suları içeceğinize kendi idrarınızı için daha filtrelenmiş, daha filtre edilmiş kendi idrarınızı içebilirsiniz. Ne? Tabii. Nasıl? Şimdi ben sabah geliyordum. Zincir marketlerinin ya da bazı yerlerin önünde sular açıkta bekliyor pet şişeler. 3 numaralar, 6 numaralar onlar çok tehlikeli. Ya da bir yere gittiniz. Klorlu kahve aldınız ve klor olduğuna haberiniz yok. Kahve de sıcacık. Kapağını da kapattınız plastikle. Kapağın numarası da 6 numara. Genelde maalesef ki zincir kahveciler 6 numara kullanıyor üzgünüm ki. O klorlu buhar
şey yaptıkça, kapağı çarptıkça kapakla etkileşime giriyor sentetikle. Double zarar görüyorsunuz. İki kat zarar görüyorsunuz aslında. Bu çok kıymetli. Bir de buradaki en önemli noktalardan bir tanesi, buradan pimpirik insanlara sesleniyorum. Lütfen çok yüksek sıcaklıklarda duş almayın. 40 derecenin üzerinde klor en tehlikeli formuna dönüşüyor. Gaz formuna dönüşüyor. Evet, sıcaklıkla beraber gaz formuna dönüşüyor ve gaz formunda direkt burnunuzdan içeri girebilir, yutağınıza girebilir, ağız... Teneffüs ediyorsun. Kesinlikle yani. Öyle. Ve cilde girebiliyor. Bu tarz insanların şöyle özellikleri vardır. Cildim çok kuru. Cildim kuru kuru oluyor, sökülüyor. Sanki bu şey eskimiş bir duvar gibi sökülüyor gibi. Cilt kuruluklarının en büyük sebebi klor zehirlenmesi aslında. Şimdi bu konuyla ilgili suyun... Bunlara şey, ha bir de çaydanlık diye not almışım. Evet. Çaydanlıkta su kaynatmak. Evet. O nasıl etki ediyor bize? Yani hepimiz yapıyoruz. Çaydanlıkta su kaynatıp yemeğe ekliyoruz, çay tabii. içiyoruz sürekli. Evet. Çocukların, bebeklerimize mama yapıyoruz. Evet, kesinlikle. Şöyle bir güzel haber vereyim. Kaynatıldığı zaman klorun %80'i, %90'a yakını uçuyor gidiyor. Ama orada ortam çok önemli. Yani kaynayan ortamın mümkün mertebe cam açık olsun, pencere açık olsun. Yani mutfağın içerisinde birikmemeye çalışsın. Ama eğer ki kullandığınız sularda ya da demliklerde kısa süre içerisinde kireçlenme oluyorsa oradaki su muhtemelen hem klor hem de farklı açıdan da riskli olabilir. Kirecin içerisinde de %5 ile %10 arasında yine klor vardır. Hani o kireç sadece sandığımız madde değildir. Klor içerisinde hapis oluyor. Hani burada mümkün mertebe karbonatlı suyla, sirkeli suyla ara ara yıkamak çok iyi olabilir. Kaynatmak en güzel yöntemlerden. Çünkü klor uçup gidiyor ama olabildiğince o alanın ferah olması lazım. Yani odaları, camları kapatıp kaynatınca da oda ortama karışabiliyor maalesef ki. Yine bu konu şuraya da geliyor Cansu Hanım. Ben mesela unutmayın geleceğinizleri. Mesela limon tuzluyla kaynatıyorum. Süper. O olur. Tabii ki olur. O hani böyle kireci falan söksün söküyor, diye. Söküyor tabii ki. Haftada bir rutin. Limon tuzu koyup içine kaynatıyorum. Gayet güzel. Temizliyor. Gayet güzel. Sadece limon tozunun içerik bilgisine mutlaka bakalım. Şimdi içerikte okuyacağız. Çünkü bazı limon tozları içerisinde de maalesef ki evet. limon kokusu, limon özü, aroması gibi şeyler var. Ona dikkat edelim. Bu konu şuraya da geliyor. Eğer mutfağınızda çamaşır makinesi kullanıyorsanız aynı etkiyi gösteriyor. Çünkü çamaşır makinesi içindeki o deterjanlar da çok klor dolu. Bir de insanlar yok daha esintili, yok lavantalı, çilek aromalı gibi onları seviyorlar bir de. Onlar da aynı etkiyi gösteriyor. Mümkünse eğer imkanınız varsa çamaşır makineniz mutlaka banyoda, tuvalette olsun. Mutfakta olmasın. Mutfakta yiyeceklerle maalesef ki temasa geçebiliyor. Biz de o yiyecekleri, suyu, çayı, meyveyi, sebzeyi yediğimiz zaman sıkıntı olabiliyor. Pekala, teflon tavalar hemen orada. Tabii. Geçen hafta gösterememiştik. Evet. Her mutfakta vardı mutlaka. Bu şimdi çizileni. Çizileni. Bunda şöyle bir hani doğru bildiğimiz yanlış var bence. Teflon tavaları sadece çizilenin kullanılmasının tehlikeli olduğunu düşünülüyor. Çok yanlış. Çok evet. yanlış Cansu Hanım. Teflon tavaların mümkün mertebe hiçbir çeşidi kullanılmasında fayda var. Hatta çok güncel bir bilgiyle geldim. Fransa çok bir teflon tava üreticisi markaya hem davaya taşıyor hem de aynı zamanda ülkede teflonları yasaklamayı düşünüyor. Çocuklarda erken ergenlik, erkek çocuklarında hormonal bozukluk, göğüs büyümesini tetiklediği için ve kanserojen etkiyi arttırdığı için. Mümkün sadece çizilmişleri değil. Çünkü bu çizilmiş artık onun en son hali. Yani artık o ciddi bir derin yara almış ama siz çizildiğini fark etmeden de onun içerisinde mikro düzeyde zaten çizilmeler, parçalanmalar meydana geliyor. Bunu şey gibi düşünebiliriz. Elinizin çok derin kesildiğini düşünün. Bir de çok minik bir sıyrık olduğunu düşünün. Aynı o fark gibi. Özellikle bu teflonların içerisinde BPA dediğimiz kanserojen madde çok yoğun şekilde var. Aynı zamanda polivinil klorür gibi, alkil gibi sentetik şeyler var. Ve teflonun çıkış noktası neresidir biliyor musunuz Cansu Hanım? İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'nda en çok kazanan meslek grubu bomba satan, silah satan. Çünkü ülkeler birbirlerine bol bol savaş durumundalar. Ve savaş istedikleri süreçte sürmez, uzun sürmez. Daha erken biter. Derler ki biz bu kadar savaş malzemesini ne yapacağız? İşte minik minik dozlarda banyolarımıza, tuvaletlerimize koyuyorlar. Bizim kendi halkımızın çok neyi güzel... Neyi koyuyorlar? Teflonları. Teflonlar patlayıcıdır aslında. Savaş kökeninden gelir. Ha, evet. Öyle. Evet. Yani savaş mühimmatları yapılırken kullanılan tabii. bir materyal. Materyal. Onları
günlük hayatımıza tabii sokuyorlar. Savaş erken bitiyor ve bu kadar malzemeyi ne yapacağız? Mutfaklara koyalım, banyolara koyalım mantığında. O yüzden teflonlar çok sıkıntılı. Bizim kendi geleneğimiz var. Bakır çömlek kullanabilirsiniz. Demir emaye. Kadınlarımız demir eksikliği çok yoğun. Kilo veremiyorum diyorlar. Ellerim ayaklarım çok üşüyor diyorlar. Tırnaklarım sertliğini kaybediyor diyorlar. Kalp ritmimde bozukluk var diyor. Bunların birçoğu demir eksikliğiyle bağlantılı. Özellikle de kilo verememe. Demir emaye kullansınlar. Siz yemeğinizi karıştırdıkça yemeğinizin içerisine aynı zamanda demir de giriyor ve demir eksikliğinize de yardımcı olur. Yine çelik kullanabilirler, demir emaye kullanabilirler. Kaliteli bir granit kullanabilirler ama son sıralarda öneriyorum onu. Ya da çömlek kullanabilirler. Granitler çok popüler. Çok popüler ama ben popüler olanlara bir yanına soru işareti koyuyorum. Yine bakır çömlekler, kendi şeylerimiz gayet iyi seçenekler. Ben teflonları kesinlikle önermiyorum. Peki granitlerde nasıl bir tehlike var varsa? Tabii. Granitlerde şöyle, o üst yüzeyini bir plastik maddeyle çabuk silinsin, çabuk yıkansın tarzında bir kaplıyorlar. Kaplıyorlar ve o kaplama çok sıkıntılı. Mesela paslanmaz çelik. Niye paslanmaz? Çünkü çelik içerisinde üst yüzeyini kromla beraber yüzeyini sırlıyorlar, kaplıyorlar. Çeliklerden bahsediyorum. Kromla oksijen temasa giriyor. Havayla temasa giriyor oksijenle ve çeliğin üstü renk değiştirmiyor. Aldığımız gibi kalıyor. Peki bizim burada menfaatimiz olan ne? Bir, çelik bize zararlı bir madde içermiyor. İki, krom çok popüler artık. Hani insülin direncimi kıracağım, kilo vermeme yardımcı, tatlı isteklerimi bastırıyor. Krom pikonyal takviyeleri kullanılıyor mesela. Siz paslanmaz çelikte yemek yaptığınız zaman içerisinde krom geçişte olduğu için gidip de takviye almanıza gerek yok. Pişen yemeğinizde doygunluğunuz da artıyor. Doygunluk sinyalleri de artıyor. Çok enteresan. Şimdi bu hamburgerden ölenler meselesini konuşmak istiyorum. Tabii. Çok da yaygın bir hamburger zinciri efendim. Orada çok fazla ölen oldu. İçerisinde bu dışarıda yediğimiz hamburgerlerin öldürücü bakteriler mi var? Maalesef. Yani insan bedenine zararlı bakteriler diyelim Cansu Hanım. Şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok taze bir olay. Gündeme çok yeni düştü. Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 kişi hızlı bir şekilde hastanelik oluyor aynı gün içerisinde. Ve bu kişilerden bir tanesi maalesef ki hayatını kaybetti. Bu malum hamburger zincirindeki hem etten hem de soğandan, o pişirilmiş soğandan, soğan küründen bulaştığı söylenen bir bakteriyle alakalı ama ben bunun masumlaştırıldığını düşünüyorum. Bu sadece bakterilik bir olay değil. Maalesef ki geçmiş yıllarda mesela İzmir'e asbest gemisi yaklaşıyor diye bütün ülkecek tepki gösterdik, kanseri arttırıyor diye. O firmalarda yağı size her gün tereyağıyla, zeytinyağıyla, patateslere kızartmıyorlar. Defalarca belki de 150 kez kullanılan yağ var. O yağın dayanıklılığını arttırmak için Magnesol XD dediğimiz bir madde kullanıyorlar. Magnesol XD de asbestin ta kendisi. Büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu vefat eden kişi de asbest zehirlenmesi yaşadığını ben tahmin ediyorum. Benim öznel görüşüm. Lütfen dikkat edin, bunlardan uzak durun. Mesela bir tane haber var. Meseladan sonra unutmayın, ben onu işte gündem dışı yaptığım zamanlarda da konuşmuştum, haberi getirmiştim ekranlara. Bir adam Amerika Birleşik Devletleri'nde bu besin zincirinden, hamburger zincirinden hamburger alıyor efendim. Alıyor, artık iki tane mi aldı o detayı hatırlamıyorum. Bir tanesi ceketinin cebinde kalıyor. Hatırladınız mı? Hatırladım. O haberi? Ve 20 sene mi? Evet. 25 sene mi? Bir alıyor, hamburger olduğu gibi duruyor. Evet. Bozulmamış. Yani artık içine ne kattılarsa gündem olmuştu günlerce. Kesinlikle. Ve şöyle söyleyeyim Cansu Hanım. Raf ömrü uzayan gıda sizin ömrünüzü kısaltır. Bizim ömrümüzü kısaltır. Aa, o yüzden önemli. Raf ömrü uzun gıdalardan lütfen ve lütfen uzak durun. Kendi arkadaşım harçlığını kazanmak adına bu şirketlerden, hamburgercilerden bir tanesine çalışıyor. Biz diyor şöyle bir jölemsi, yeşil sıvı sürüyoruz diyor üzerine, bozulmasınlar diyor. Ve o kadar diyor iğrenç kokuyor ki yeşil sıvı sürüyoruz ki o bozulmasın. Ve arkadaki hijyen konuları da Allah'a emanet gerçekten. Yere düşen parçaları alıp tekrar ızgaranın üstüne koymak gibi ya da o biriken yağı tekrar tekrar kullanmak gibi, o kısımlar zaten Allah'a emanet. Ama şöyle bir bilgiyi vereyim vatandaşlarımıza. Biz tüketiciler olarak o zincirlere girdiğimiz zaman mutfağınızı görmek istiyorum hakkımız var. Kimse size hayır göremezsiniz diyemez. Çünkü bunlar global markalardır. Mutfaklarını görmek istediğiniz zaman sizi içeri almak zorundalar. Bir gidin, görün, kendi gözlerinizle görün. Yani ama zaten bu durumda biz artık yani birkaç hafta daha
yayın yaparsak Ersin Bey birlikte dışarıda yeme olayını bitireceğiz gibi geliyor hayata dair izleyicileriyle. Çünkü her seferinde bir dehşet verici bilgi öğreniyoruz. Noodle'lara mı geçeceğiz çocukların elinden düşürmediği? Ona geçelim. Tabii tamam. Ki. Çünkü çocuklarımız maalesef ki bu noodle'larla çok tehlike altında Cansu Hanım. Bizim kendi arpa şehriyemiz var, bizim kendi bulgur pilavımız var, kendi eriştemiz var, doğal güneşle kurutuluyor. Ama maalesef ki çocuklarımız şu an bu ürünlerin müptelası olmuş durumda. Bunlar içerisinde geçen hafta konuştuğumuz özellikle çocuklarda erken ergenlik ve çocuklarda cinsel afrodizyak etkili. Bunlar içerisinde çok yoğun şekilde var. Bugün özellikle rejimizden bunları rica ettim ki çocuklarınıza lütfen bunları vermeyin. Bakın tavuk... Okul çocuklarının içinde elinde sürekli. Sürekli evet. Böyle bir de bunun kutudakileri var. Kaynar su bulup hemen yiyorlar. Evet ve bunlar tavuklu servis edilirken de çabuk pişen işte bir dakikada hazır gibi şeylerle yapılıyor ama bunlara lütfen inanmayın. Emek vermeden yemek olmaz. Beraber içeriğini okuyalım kıymetli Cansu Hanım. Bakın sebzeli tavuklu diye satılan ürünün içerisindeki tavuğun T'si bile yok. Sebze de %0.04 oranında. Yazık günah. Bunlarla evlatlarınızı lütfen zehirlemeyin. Evet gerçekten şimdi palmiye, evet, gluten, buğday unu, tuz, asitlik düzenleyici, kıvam arttırıcı, renklendirici. Evet. Başka hiçbir şey yok. İçindeki tavuk oranı... Yağ karışım oranı, aroma verici karışım içeriği, tuz aroma arttırıcı, monosodyum glutamat. Yani Çin tuzu. Evet. Tavuk ve sebze oranı ne kadar Cansu Hanım? Şeker, tavuk aroma vericisi, sarımsak tozu, maya, kişniş tozu, beyaz biber, tavuk yok. Tavuk yok. Tavuk aroma vericisi var. Kıymetli izleyiciler, evet, aroma verici demek o gıdanın kendisi demek değildir. Tavuk aroma verici, evet, demek tavuğun tadını sentetik olarak elde edilmesi. Bak burada da gösterdim. Alper bunu bir göster. Buyurun siz devam edebilirsiniz. Tabii ki. Okun. Ve içindeki sebzeli diye satılan şeyin içerisindeki sebze oranı %0.04. Yani 100 gramlık bir ürün tüketiyorsanız içerisinde 1 gram bile sebze tüketmiyorsunuz. Tavuk aroması demek içinde tavuk var demektir anlamına gelmiyor. Lütfen bu konuda da dikkat edin. Çocuklarımızı bunlardan uzak tutun. İsterseniz evde kendi bir tam buğday makarnanızı, kendi dam üstünde kuruttuğumuz eriştemizi tavukla, peynirle çocuklarınıza servis edebilirsiniz. Ben evde nerede bulacağım damı da kurutacağım ya? İstanbul'un göbeğinde dersin. Ve ben ne yapacağım? Mesela şehir hayatındaki insanlar dam yok. Dam nerede yok kurutacağız? Evet. Antep'ten sipariş vereceğiz. Aynen kendi... ben öyle yapmaya çalışıyorum. Evet, kendi... Damı olan kadın girişimcileri destekliyorum mesela. Kesinlikle öyle. Köylüyü desteklemeye çalışıyorum. Kesinlikle öyle. Bunu zaten bugün koymamızın sebebi kıymetli Cansu Hanım, bir kedimiz var. Kedi tüketilen kalitesiz mamalar yüzünden erkek kedi dişi kediye dönüşüyor. Onu bir getirsenize ekranlara. Kübra bir ver o şeyi, görüntüyü. Bakın sesi de var bunun. Sesini de bir dinleyelim. Bir baştan sesiyle beraber dinleyelim. En baştan alalım mı? Evet, cinsiyet değiştiren kedi. Evet. Erkek mi? 2 saniye bekliyorum. Pamuk aslında dünyaya erkek olarak geliyor. Ancak sürekli idrar yolu enfeksiyonlarından dolayı maalesef dişileştirme operasyonu gerçekleşiyor. Artık pipisi ve testleri yok, test kesesi yok. Hayatına bir dişi kedi olarak devam edecek. Peki bunu hazırlayıcı olan sebepler neler? En önemli sebep artık günümüzde ucuz mamaların, market maması dediğimiz mamaların kullanılması. Buradan. Bu mamaları ne kadar çok kullanırsanız özellikle erkek kedilerde. Şimdi çok enteresan ve çarpıcı bir şey var. Tabii. Kalitesiz mamanın, evet, ben doğru mu anladım bu videodan? Kalitesiz mamanın kedinin cinsel yönelimini değiştirdiği. Çok doğru anladınız Cansu Hanım. Çok çok doğru anladınız. Hayvanlara bunu yapan bize neler yapmaz? Ben de bir beslenmeci olarak, insan beslenmesiyle ilgilenen birisi olarak bunu sorgulamak istiyorum. Ve buradan izleyicilerimize kesin bir şekilde konuşuyorum ki bu pakette gıdalar bizde de bu cinsel kargaşalara sebebiyet verebiliyor. Lafım yanlış anlaşılmasın. Kendini öyle hisseden insanlara saygım var ama bir de gıdalarla da suyla da yapılan bazı işlemlerle, şu raf ömrü uzatıcı gıdalarla da maalesef ki bunlara çok yüksek miktarda maruz kalıyoruz. Çok enteresan gerçekten. Şimdi paket gıdalar o mama mı? Evet, bunlar kedi mamaları. Örnek olarak getirdik hem içerik bilgisini okumak adına ama biz oradaki gerekli mesajı zaten verdik. Bu tarz ürünlerin, bu hazır paketli ürünlerin ve içerisinde özellikle aroma vericiler, Çin tuzu katılan ürünler kız çocuklarında erken ergenlik, adet düzensizlikleri, erkek çocuklarında da penis, özellikle ergenlik döneminde penisin erekte olamaması ya da küçük kalması, boyut olarak küçük kalması, bu ne yapıyor? Çocuklarda özgüven
gluten düşüklüğü maalesef ki bunlara da dikkat edelim. Kediye bunu yapan kalitesiz mamalar insan beslenmesine neler yapar? Çünkü hayvanlarda olduğu gibi insan sektöründe çok kalitesiz gıdalar var maalesef ki. Hmm. Yine onlardan birkaçı şu jelibonlar, renkli renkli şekerler. İnsanlar bunları çilekli vesaire diye alıyorlar ama çilek falan yok bunların içerisinde. Bunların hepsi sentetik boyalar ve bu boyaları vücudumuz tanımıyor. Biz bunları tükettikçe maalesef ki hem mitokondriyal hasar yaratabiliyor, hem idrar yolu enfeksiyonlarını arttırabiliyor. Yani şunun orijinaldi. Dışarıda evliya, evde eşkıya olur. Çocuklar bunları yerse evet. Demiştiniz. Bunlar için de geçerli mi? Tabii asıl bunlar için geçerli. Bunları tüketen çocuklar gizli narsist olmaya başlayabilirler. Dışarıda Allah Allah. Dışarıda evliyadırlar, eve gelince eşkıya kesilirler. Niye, nasıl narsist yapıyor bunlar tabii, çocukları? Nasıl? Çünkü narsist insanlar her zaman ben merkezci olur. Bu tarz gıdalara bağımlı olan insanlar da bir nevi uyuşturucu madde gibidir bunlar da. Bulamadığı an tekrar ister ve ulaşamazsa aile para vermedi ya da yasakladı ya da sınır koymaya çalıştı. Bu sefer agresif davranışlar meydana geliyor. Niye insanlar sigarayı bırakamıyor? Niye insanlar alkol bağımlısı olduğu zaman kolay kolay bırakamıyor? Bence bu ürünler sigaradan, alkolden daha tehlikeli. Bu ürünleri tüketen çocuklar dışarıda evliya, evde eşkıya. Hmm, pekala. Şimdi bu oda kokusu. Evet. Oda kokularında nasıl bir tehlike var? Evet. Bayılırız temizlik sonrası odaları pıs 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 yapmaya evet. Ama. Evet, bunlar çok tehlikeli. Çünkü Cansu Hanım, bunlar içerisindeki kokular tamamen kimyasal. Ve özellikle servis edildiği zamanlarda da evde hijyen adı altında. Hı-hı. İşte az önce mesela klorlu suyu gösterdik. Klor bunun içerisinde yığınla var mesela. İkincisi bakın içindekiler kısmını okuduğumuz zaman yapay tatlandırıcı, yapay aroma vericiler, alkol. İçerisinde alkol var aynı zamanda. Yani siz nefes aldığınız odaya bunlardan teneffüs ettirmeniz aynı zamanda alkol etkisi de gösteriyor. İçerisindeki e-kodları alabildiğince var. Hiç insanlarımızın kafasını şişirmeyin, bir sürü e-kodu var. Ve özellikle dimetikon var. Dimetikon hormon bozucudur. Özellikle Hashimoto hastasıysanız, özellikle tiroidle alakalı sıkıntılarınız varsa siz bunu odaya da sıksanız, üstünüze de sıksanız içindeki dimetikon vücudumuza enjekte oluyor. En büyük organımız Cansu Hanım cildimizdir, derimizdir. O yüzden de bu tarz ürünlerden, bu tarz sentetik ürünlerden uzak durun. Olay sadece şunu yedin, şunu yemedin meselesi değil. Olay aynı zamanda evinizde kullandığınız gereçler, içtiğiniz sudan tutun, kullandığınız parfüme kadar bizi etkileyebilir. Yani içerik bilgisi o kadar basma kalıp ve o kadar kötü ki insanların lütfen bunlardan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Ne yapalım? Evinize hakiki bir gül yağı alın, lavanta yağı alın. Püskürtme cihazları var, damlatıyorsunuz. Odanın içerisine yayıyor. Onlardan olabilir. Ya da odanızın belli köşelerine damlatın. Mesela lavanta yağı hafıza özelliklerini %286 arttırıyor. Bu kanıtlandı. Hmm. Alzheimer'dan şüphelendiğiniz birisi mi var? Ya da ailenizde çok Alzheimer şeyleri mi var? Lavanta yağı kullanın. Gül yağı kullanın. Hani bunlar varken bu sentetiklerden uzak durun. Şey de var mesela lavantada. Şimdi kreş hastalığı olan çocuklarda da Ümit Aktaş geldiğinde yayında söylemişti. Demişti ki oğlanın işte böyle üstüne biraz lavanta yağı damlat, o böyle hani öyle gitsin. Doğru. Böyle hani bir virütik ve bakteriyel bir ortam ya, kreşlere gittiklerinde, okula gittiklerinde çocuklar hastalıktan kurtulamıyor. Böyle bir koruyucu etkisi de var galiba. Çok çok var. Çünkü içerisindeki lineolden dolayı Cansu Hanım. Bir de İsveç'ten bir örnek vermek istiyorum. İsveç'te dikkat eksikliği bozukluğu olan çocuklar, depli çocuklar 20 dakika 25 dakikadan fazla ders yapamıyorlar. 20 dakikadan sonra hemen ortam değiştiriyorlar. İlk götürdükleri ortam neresi biliyor musunuz Cansu Hanım? Lavanta sınıfı yapmış. Lavanta ağaçları, lavanta bitkisi var. Orada çocukları 5-10 dakika gezdiriyorlar. Çünkü o lavantanın etken maddeleri çocukların dikkati toplamasını ve hafıza hücrelerini uyarmasına yardım ediyor. Çünkü o çocukları 40 dakika, 45 dakika derse tutamazsınız. Hele ki dikkat eksikliği varsa. O yüzden de bu sentetik kokular hem bağırsaklarımızı, hem cildimizi, hem beynimizi, vücut bir bütündür. Sadece tiroide, sadece beyne zarar vermez. Bunlardan da mümkün olduğu kadar uzak duralım. Yani evet, mesela şey vardır, çok klasiktir ama böyle yemeyeceğin şeyi cildine de sürme derler. Evet, evet. Çok enteresan ya. O zaman bütün kremleri, parfümleri, deodorantları, her şeyi atıyoruz kenara. Mümkün mertebe. Tabii ki hepsini çıkartmak da günümüz dünyasında biraz ütopik olabilir ama sertifikalı olanları, hayvanlar üzerinde deney yapılmamışları, hayvanlara eziyet edilmemişleri almaya gayret edelim. Yine onun yanı sıra içerik bilgisini mutlaka okuyalım. Mesela sentetik koku içermez ya da işte organik ürünler kullanılmıştır. Beyaz sabun nasıl?
beyaz şöyle sıvı sabun kullanmaktansa beyaz sabunu ya da o eski gelenekteki Arap sabunu dediğimiz hı-hı. yeşil sabun onlar daha mantıklı. Yani sıvı sabunlara daha iyi bir alternatif. Ve Cansu Hanım buradaki en büyük tehlike şu. Cildimizin pH'i ortalama olarak 5-5,5'tür. Asidiktir aslında. Evet. Niye asit? Bir virüs, bir bakteri cilde temas ettiği zaman onu öldürebilsin diye, içeri almasın diye. Sabunlar ne? Hele ki kokulu sabunlar. Onların hepsi baz ağırlıklı, alkali ağırlıklı. Sürekli sabunla ellerini yıkayan, sürekli temizlik hastalığı olan insanlar çok daha sık hasta olurlar. Çünkü cilt bariyerini, kalenin surlarını zarar veriyorsunuz. Bir nevi yıkıyorsunuz orayı. Evet, pandemide herkesin böyle elleri yara bere içinde evet. kalmıştı ya. Gerçekten öyle. Şimdi ben bir şey daha soracaktım. Neyse, ne yapmalıyız? Bu mesela hep mesela diyoruz ki onu yemeyin, bunu almayın, bunu koymayın, bunu... Ama yerine de bir de ikame edecek bir şeyler koymamız lazım. Tabii. Evet, mesela örnek veriyorum, diş fırçası, evet. diş macunu. Çok çok büyük tehlikeler var ve damak en yüksek, en hızlı emilimi sağlıyor. Ama evet. mesela onu çıkardım. Günlük marketten aldım, diş fırçamı çıkardım. Markası da iyi olan. Ne koyacağım yerine? Tabii ne koyacağız? 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı, biraz karbonat, biraz limon. İsterseniz birkaç tane lavanta olabilir, nane olabilir. Damlatın, karıştırın. Size pratik diş macunu tarifi. Hindistan cevizi yağıyla... Bir daha söyler misiniz? Tabii. 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 tatlı kaşığı karbonat, biraz limon sıkın. İsteyenler lavanta yağı, isteyenler nane yağı damlatabilir. Ama içilebilir özellikle olanlardan, hakiki olanlardan. Karıştırın. Hı-hı. Çok güzel şekilde bir diş macunu elde edebilirsiniz. Ya da şey yapabilirsiniz. Bu daha organik içerikli olanlar satılıyor. Artık florun yerine farklı maddeler, daha biyo eşdeğer maddeler satılıyor. Bu tariflerden yapabilirsiniz. Bir gün yayınımızda da birlikte yapalım inşallah. Hmm, tamam olur. Bunlar yaparız. Olur. Bir gün sağlıklı diş macunu tarifi yaparız efendim hayata dair de. Gıda olarak bu çıkardığımız deterjanların vesaire genel olarak neleri ikame edelim? Tabii ki. Deterjanların yerine bizim kendi ülkemizin kendi markası var. Ben içeriğini çok daha iyi buluyorum. Ya da bebek deterjanları kullanalım. Bebeklerinize nasıl çok özen gösteriyoruz? Aman bebeğime zararlı gıda gitmesin. Bebek şampuanı alayım, bebek deterjanı alayım. Bebek ürünleri kullanabilirsiniz bu anlamda. Yine içerik bilgisini okuyarak, her bebek ürünü de masum değildir çünkü. Ya da makinenize karbonatla temizlik yapabilirsiniz. Yine lavanta yağı, gül yağı özellikle. Çok stres altındaysanız, çok mobbinginiz var. Varsa, anksiyeteniz varsa lavantadan destek alabilirsiniz. Melisa yağından destek alabilirsiniz. Bunlar çok çok iyi gelir. Bunlardan yapabilirsiniz. Ya da kendi ülkemizin kendi markası var. İnsanların aklına gelecektir. Onlardan olabilir. Şeyde aklınıza gelmeyen konuyu hatırladım. Kola. Kola. Evet. Aklıma geldi. Sadece vakit ayarlamaya çalıştım ama bir dakika var. Bir dakikada bitirebilir misiniz? Bitirmeye gayret edelim. Bitirmeye evet. gayret edelim. Olmadı diğer yanımıza çünkü daha çünkü kolanın edelim. Zararlarını zaten biz konuşmuştuk, anlattık. İşte bir bardak kolayı sistemimizden atmak için kaç bardak su bardak. İçmemiz gerektiğini burada da göstermiştik. Ancak kolalar toplatılmaya başlandı evet, değil mi? Kolalar... Nerede? Avustralya'da. Evet, Avustralya'da kolalar toplatılmaya başlandı. Toplama sebebi de şu. İçerisinde hormon bozucu maddeler bulunması. Bu bence artık herkesin aklına gelmesi gereken bir şey. İkincisi de bazı seri üretimlerde içerisinde mikro düzeyde cam parçaları katıldığı için. Ve bu cam parçaları örnek veriyorum akciğerinize ulaştığı zaman, oraya saplandığı zaman akciğer kanserinden tutun iç kanamaya kadar götürebilir. Şu an Avusturya'da kolalar hızlı bir şekilde geri toplatıyor. Bir büyük global bir firmanın kolalarını. Bunlara dikkat edelim. Geçen yayınımızda da söylemiştik. Sadece bir su bardağı kolayı içtiğimiz zaman onu vücuttan atabilmek için 32 su bardağı suya ihtiyacımız var. Kolayla alakalı farklı testler de var. İnşallah kıymetli Cansu Canan'la hayata dair de farklı zamanlarda işleyelim. Umut ediyoruz işleriz. Çok teşekkür ederim Ersin Bey. Ben teşekkür ederim. Aktarmış olduğunuz bilgiler için. Efendim hayata dair izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Beslenme uzmanı Ersin Özdemir'le konuştuk. Mutfağımıza, hayatımıza sinsice giren zehirleri. Bizden bu haftalık bu kadar. Pazartesi görüşeceğiz biz. Ama televizyon ekranlarından ayrılmayın. Yayınımız günün rotasıyla devam ediyor.